Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı benim çocuğuma? Ne yaptı? Pişmanım. Yağmurluya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adım al. Efendim aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Kızlarını arayan aile. Hayali memur olmaktı, çalışmaktı. Tek hedefi iş. Bir an önce evine dönsün. 30 yaş büyük bir eş ve sarsıcı iddialar. Gülistan'a aşık olduğunu düşünmüyoruz. Çıkar amaçlı Gülistan'a yaklaştığını düşünüyoruz. Ailesinden koparıldı mı? Gülistan'ı içinde bulunduğu yaşam koşullarından uzak tutarak dilendirmeye zorladığını düşünüyoruz. Nasıl kandırıyor kız kardeşimi, ne vaat ediyor onu bilmiyorum. 34 yaşındaki Gülistan Narçın'ın kaybı. Az sonra Müge Anlı'da. Bir ailenin evlat mücadelesi. Bu çocuk nerede yiyor, nerede içiyor? Acaba şimdi ne yapıyor? Ailesi dilendirilmek için alıkonuldu diyor. Ya. Çocuk %70 zihinsel engelli. O yüzden annesi babası çok üzgün. Şüphe ve endişe. Para veriyoruz, para kalmıyor çocuk. Sen de diyorsun ki birisi öğretti, dilendiriyor. Sonra çocuğun elinden de parasını alıyor. Bu bizim işimize yarıyor. Bizine bunu yönlendiren birisi var. Alıkonma şüphesi. Bu çocuk bir kapalı kutuda, açık bir yerde olsa koşacak bir vatandaşa beni anneme getir. 19 yaşındaki çocuğumuzla ilgili sıcak gelişme. Az sonra Müge Anlı'da. İki kuzen. Hatice ve Erdem Kaynak arasında dedikodular çıktığını öğrendik. Cinayetin de bu yüzden işlendiğini düşünüyoruz. Biri öldürüldü. Geldiler evimin önünde katlettiler. Çocuğumu koruyamadım, kızımı koruyamadım. Diğeri cinayetle yargılanıyor. Paranın kaynağını kesti, Erdem düşman oldu. Bizim ekmeğimizle geçindin. Sonra da kalktın çocuğu öldürdün. Kilit isim. Bir ihanet dedikodusunu Halil Bey'in eşinin ortaya attığı ve sizin de gelininizden intikam almak için adını Erdem'le bir başka dedikoduya karıştırdığınız iddia ediliyor. Hayır, böyle bir şey olamaz. Şüphe noktaları. Gidelim yanına dediğimde götüreceğim. Götürdüğümde ya onun kafasını sıkacağım ya senin kafanı sıkacağım. Hayır efendim, yalan. Rolcülengeri Turan. Kendi silah olduğunu bilen Turan. Birden fazla ihanet iddiası. Halil'in karısına seni öpmek istiyorum diye mesaj mı attın? Ben kocu bir şey söylemedim. Şüphem varsa ölümünden kim yararlı olacaksa ben onun üstüne giderim. Erdem Kaynağ'ın katili kim? Az sonra Müge Anlı'da. Tekerlekli akülü sandalyemiz var. İsteyin, gönderelim. Denizli'deyiz. Trabzon'dayız. Çanakkale'deyiz. Manisa'ya doğru yola çıkartıyoruz. Gerçekten çok mutlu oldum. İyi ki varsın Müge. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, tekerlekli ve akülü sandalyeleri sahiplerine ulaştırıyor. Mutluluk paylaştıkça çoğalıyor. İstanbul'da bizden tekerlekli ve akülü sandalye talebinde bulunan izleyicilerimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Tekerlekli sandalyelerimizi özenle aracımıza yükledik ve İstanbul'da yaşayan izleyicilerimize ulaştırmak üzere yola çıkıyoruz. Sultan Gazi'deyiz. 69 yaşındaki Kamil Akbulut'un sandalyesini getirdik. Merhaba, Müge Anlı'dan geliyoruz. Hoş geldiniz. Kamil Bey'in tekerlekli sandalyesini getirdik. Teşekkür ederiz. Kamil Bey, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Müge Anlı tekerlekli sandalyenizi gönderdi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Şu anda yani evde zor geziyorum yani. İnsanın dışarı çıkmak istiyor. Evde gerçekten bunalıyordu. Birlikte bir parka indirmem bile kayınpederim için iyi olur yani. Müge abla iyi ki varsınız, sizi çok seviyoruz. Müge Hanım iyi ki var. 85 yaşındaki Zülfü Taşçı'nın tekerlekli sandalyesini teslim etmek üzere Beyoğlu'ndaydık. Merhaba, Müge Anlı'dan geliyoruz. Buyurun, ay çok sevindik ya. Zülfü Bey'in tekerlekli sandalyesini getirdik. Tamam, teşekkür ederim. Gözleriniz doldu. Evet. Müge Anlı deyince gerçekten çok seviyoruz. Onsuz sabah geçmiyor bizim. Dürüst, yardımsever, melek ya, kanatsız melek. Bak, sana sandalye geldi. Sağ ol. Mutlu oldum. Gezemiyorum, kalkamıyorum.
Tekerlekli sandalyenizle güzel güzel gezdirecekler sizi. Tamam. Sağ olun, Allah ömür versin. Sarı Meleğe selam söyle. Sandalyemiz de olurmuş bizim. Havalar ısınıyor. Şimdi artık çay içmeye gideceğiz, evet. Parka. Gidelim bakalım. Allah razı olsun hepimize de. Fatih'te yaşayan 67 yaşındaki Nural Baydilek'in tekerlekli sandalyesini kendisine teslim edeceğiz. Müge Anlı'dan geliyoruz. Tekerlekli sandalyenizi getirdik. Hoş geldiniz. Hastalığım belim kırık. Trafik kazası. Yalnız yaşamaktayım. Bundan dışarıya çıkacağım. Telefon açıyorum. Eş dost Allah razı olsun. Gelip beni pazara da götürüyorlar. Bu olmayınca hayatım zindan yani. Müge Hanım seni çok seviyorum. 70 yaşındaki Hasan Maho'nun tekerlekli sandalyesini kendisine teslim etmek için Eyüp'teyiz. Merhabalar Hasan Bey. Hoş geldin canım. Tek başınıza mı yaşıyorsunuz? Bir oğlum var işte, bazı bana yardım ediyor, orada yatıyor galiba. Tek sayılırım, hanım da kalp krizinde sizlere ömür rahmetli oldu. Çocuklarım beni götürürken zorlanıyorlar hani koluma girmeye falan. Dün hastaneye gittim, çocuk öyle bıraktı beni, betonun üstüne bir kaydım, bel üstü düştüm yavrum be. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. İşte böyle yani bana işte böyle işte yardım olur diye söyledim yani. Müge Hanım Türkiye'nin bir kemiği gibi bir insan. Yani herkesin her türlü yardımına koşuyor. Saz çalabiliyor musun? Çalıyorum, ben eski müzisyenim. Çalmak ister misin biraz? Tabii, ben yeni bir eser yaptım. Yok yanımda oğlum kızım, yaşlandıkça arttı arımsızım. 5 yıl düşündükçe del oluyum. Cenab-ı Allah Müge Anlı'ya zavallılık vermesin, başımıza da eksik etmesin. 16 senedir hemen hemen sizi izliyorum. Yalnız 5 senedir sadece dinliyorum, her gün dinliyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. 5 yıl oldu gözüm görmez, gelin de kaldın yer görünür. Hiçbir şey için geç değil. Erteleme bugün başlar. Çok özeliz, mucizevi canlılarız. İçimizdeki kelebekler hep uçuşsun. El ele verirsek zorlukların üstesinden geliriz. Yeter ki o yüreğe sahip olalım. Hasan Maho mu ismi? Hasan Maho amcayı izleyince çok etkilendim ya. Ahmet şarkısını bir daha versene. Ben bayılıyorum duygularını bu şekilde müzikle ifade eden kişiye. Bu Hasan amcaya bir ulaşalım. Neymiş derdi? Niye gözleri görmüyormuş durup dururken? Nasıl gitmiş? Şaştım dünya. Çok üzüldüm. Düşenin neden dostum oluyor, yaşamaya uğraştıkça anamıyor, neden yüzüm gülmüyor, düşündükçe de yoktur.
6 evlat, 20 torun. Neden yanımda yoklar diyor, bende mi sorunlu ya? Bulalım şu Hasan amcaya ya. Düşenin dostu olmaz diyor, oluruz ona dost. Neymiş derdi bakalım, niye gözleri gitmiş bu kadar? Ama ses muhteşem. Bu yaşta bu ses evet. Az bulunur yani. Evet, muhteşem. Yanık bir sesi var. Yanık. Tamam, ulaşırız Hasan amcaya. Evet. Tekerlekli sandalye verirken arkadaşlar sazı görünce al sazınız var falan diyorlar. Başlıyor anlatmaya. Düşenin dostu olmuyor be. Vallahi. Doğru söylüyor adam. Yani evlatlarla ilgili onu düşünmüyorum. Sen evladına gelecek sağlarsan gençliğinde evlatlar da senin yanında olur. Ona bir şey söylemiyorum ama yine de ne olursa olsun 80 yaşında bir amca. Etkilendim ben bu amcanın şeyinden, hikayesinden. Gelsin bakalım. Neyse. Şimdi güzel haber vereyim önce. Dur neyse, enerjimiz tekrar yerine gelsin. Evet, bir daha bir günaydın diyoruz efendim. Haftaya enerjik başlıyoruz. Güzel haberimize giriyoruz şimdi, evet. Tamam. Ya Yaşar Bey'in ve Gürcan Hanım'ın oğulları bulundu. Emniyet ekipleri buluyorlar, onu sosyal hizmetlere teslim ediyorlar. Gittik biz de aldık sosyal hizmetlerden. Durumu da gayet iyi. Ya kaç yaşında sizin oğlan? 19. 19 ama böyle ufak tefek de sanki 10-11 yaşındaymış gibi. Aynen. O enerjiyle nasıl sarıldıklarını görmeniz lazım. Şimdi size izleteceğim. Ne dua etmişsiniz bana? Allah bütün dualarınızı kabul etsin inşallah. Allah başımızdan eksik etmesin. Ay hiçbirimizi birbirimizin yanına eksik etmesin. Ne dua etmişler, ne dua. Sabah izledim, dedim ki Allah dedim ya. Kurban olurum. Çok teşekkür ediyorum. Kanatlı kanatsız. Kanat melek. Meleksin, kanatların yok. Çok teşekkür ederim. Aslında galiba... İnsan tabii ki tahmin eder. Çocuğunu kaybeden biri ne kadar sevinir, hani hepimiz biliriz ama tabii bu program olmasaydı bu kadar da yakından göremeyecektik. Yani insanların nasıl sevindiğini. Aslında ben de daha çıkmamıştım kanaldan. Bir haber geldi. Sosyal hizmetlerden aradılar. Daha doğrusu çocuğunuzun bulunduğu kurumdan aradılar. Evet. Çocuğunuz adresi verememiş. Adını soyadını söyleyememiş. Kolunda da sevgi izi yok. Tabii. Yani lafı gelmişken oradan da geçireyim. Çocuğu göndermişler doğru. Yuvaya. Şimdi bir izleyelim önce neler oldu, neler bitti. Gülcan ve Yaşar Erim çifti 25 Şubat'ta kaybolan 19 yaşındaki %70 zihinsel engelli olan oğullarının dilendirilmek için alıkonulduğu iddiasıyla çaldı Müge Anlı'nın kapısını. Ailesi dilendirilmek için alıkonuldu diyor. 1,5 ay önce ben çocuğu bir takip ettim. Nereye gidiyor bu çocuk? Bakayım. Bu çocuk yabancı insanlardan para istemeye başlamış. Abi ben duygulandım. Başladım ağlama. Oğlum dedim, ne yapıyorsun? Ben para veriyorum babasına. Gel bir şeyler alayım diye. Çocuğun yanında para hiç yok. Biz para veriyoruz. Para kalmıyor çocukta. Ya. Bu bizim işimize yarıyor gibisine bunu yönlendiren birisi var. Hem İstanbul hem de diğer illerdeki izleyicilerimden de rica edeyim. Bu az değil. Gözümüz yani. Açık Allah, olsun. Önce Allah diyorum ama Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Canım benim ya, sağ ol. Hiçbirimizi birbirimizin yanından etmesin. Vallahi. Oğlumu biz bir haftadır Müge Hanım. Ne ekmek yiyoruz, ne yemek yiyoruz. Yani sokaklardaysa da buluruz. İnşallah kavuştururuz. Yayınımızın ardından saatler bile geçmeden çocuğumuzdan güzel haber geldi. Müjde, oğlunuz bulundu. Aa, vallahi kötü. Sağ olun, Allah razı olsun. Müge abla, Allah razı olsun. Çoluk çocuğu sağ olsun ablacığım. Çocuğumuz 10 sene ömrümüzü aldı ama sen de bize 10 sene ömür kattın ablam. Duamız seninle. Teşekkür ederim Müge Hanım, Allah razı olsun. Allah kazadan beladan korusun Müge Hanım'ın çocuklarını, kendisini. Çok sevindirdi beni. Bulamıyorduk, çok aradım ama bir saatte çocuğum bulundu. Yani bu çok çok inanılmaz bir şey bu. Müge Hanım'ın mucizesi bu, yemin ederim mucizesi bu. İnanıyorum Allah'ıma, sana güç veren Allah'tır. Seni doğuran anaya kurban olurum ona ben. Öyle bizi sevindirdin ya, Allah da seni sevindirsin öbür dünyada. O zaman daha fazla sizi bekletmeyelim. Hadi gidip oğlunuzu teslim alalım. Allah Allah.
Günlerdir hasret kaldıkları oğullarına kavuşmak için yola koyulan Gülcan ve Yaşar Erim oldukça heyecanlıydı. Çok heyecanlıyım. Müge Hanım'a çok çok beğene dua ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ekibine. Çok mutluyum. Nasıl anlatsam yani anlatamıyorum. Bir haftadır bekliyorum ama şimdi 15 dakika bekleyemiyorum. Bayramım erken geldi. Oruç tutamayacaktık. Bir şey yapmayacaktık. Dağlayacaktık. Evet. Allah bir razı olsun. Müge Hanım'dan, ekibinden sağ olsun, var olsun. Yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Yaşadıklarının bir daha tekrarlanmamasını isteyen baba Yaşar Erim'in tedbir olarak ilk aklına gelen araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın hayata geçirdiği dünyanın en geniş kayıp bulma ağı olan sevgi izi oldu. Oğlumu aldığım zaman şimdi sevgi izi yaptıracağım eline, ulaşılsın ona diye. Hep erteledik, meğersem biz şimdi çocuğumuzu bir an önce yaptıralım ki bulunsun. Gazi Osman Paşa'daki evlerinden çıkan oğullarının tek başına Zeytinburnu sahiline gidemeyeceğini düşünen aile bu duruma kuşkuyla yaklaşıyordu. Evden böyle çevreden gitmiyordu ama... Biri sanki aldı onu götürdü orayı. Sanki değil. Evet. Götürüldü bu. Götürüldü doğru. İmkansız yani dışarı ben çıkması. Ben çocuğumu bilmem mi ya? Hayatta otobüse binip de gidemez. O da dilendiriyor onu. Bekletiyor onu. Akşam oldu mu alıyor bir kırık eve. Gidiyor yatıyor onunla. Sabah oldu mu iş vatanı. Bilmiyoruz ki öylesin. Ya bu ortada benim çocuğum 5 gün 6 günden beri nerede yattı? Korkmuştur, otelde mi yattı? Korkmuştur. Nerede yattı? Çok korkmuştur o. Bensiz duramıyor. O bizi aramıştır. Baba, aramıştır. Anne, hava ama yok. Şimdi baktı beni televizyonda. Bırakan insan vay başım belaya girecek diye arada Müge Hanım var. Bırakmıştım çocuğu o zaman. O zaman patlak verdi zaten. Gülcan ve Yaşar Erim evlatlarını teslim almak üzere Zeytinburnu Sosyal Hizmet Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra yerleştirildiği Silivri'deki özel bir bakım evine geldi. Birazdan oğlunuza kavuşacaksınız. Ne hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyız. Oğlumla yatacağım. Yemekler pişireceğim onunla. Yastığa başımı rahat yani yatacağım. Çok heyecanlıyım. Çok. Yüreğim şu anda nasıl diyeyim? Su serpildi sanki yüreğime. O zaman sizi daha fazla bekletmeyelim. Oğlunuzu teslim alalım. Ve beklenen kavuşma gerçekleşti. Hem anne ve baba hem de çocuğumuz yeniden bir arada olmanın büyük sevincini yaşıyordu. Nasılsın? Mutlu musun? İyiyim. Ablalar beni çok baktı. Anneni özledin mi Şenol? Evet. Oğullarının vücudunda bazı yaraların olması ve üzerinde kaybolduğu gün var olandan fazla para bulunması ise aileyi kaygılandırmıştı. Şenol size ne anlattı? Neredeymiş? Şu an hiç hatırlayamıyor Şenol. Kafasındaki yara kaybolmadan önce yok muydu? Vücudunda yaralar yoktu. Belinde var kızlar söylüyor. Ayaklarında düşmüş, var abla diyor. Düştüm söyledi bize. Yere düşmüş. Üzerinde para bulunmuş. Kendisinin vardı 400 lira. Üstünü bilmiyorum. Ne kadar para bulunmuş üzerinde? 1500 lira. Yalnız 400-500'ü onundu. Her şeye rağmen kötü günler artık geride kalmıştı. Mekanıma el sallıyoruz. Seviyorum onu. Evet, seviyoruz ablamı. Günün sonunda Müge Anlı'da bir aileyi daha yeniden yan yana olmanın mutluluğu sardı. Bugün rahat uyku yatacağız yatağımızda. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Siz 19 yaşında olduğuna emin misiniz? Çocuğu. 19 yaşında olduğuna emin misiniz? 2005'te efendim. Allah Allah. Daha ufak tefek duruyor yani. 11-12. İlaçlardan öyle kaldı. Çok bir yaşından beri ilaç kullanıyor o yüzden. Hastaneler. Şimdi çocuğumuzu Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çocuk büro amirliği buluyor. Daha sonra da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Zeytinburnu Sosyal Hizmet Merkezi'ne götürüyorlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ardından da Silivri'deki bakım evine yerleştiriliyor. Şimdi kaybının 6. gününde biliyorsunuz aile gitti aldı. Çocuğun üzerinde 1500 lira para çıktı. Aile diyor ki 300-400 lirası onun üzerindeydi. Aslında 300-400 lira da çok büyük para. Siz öyle mi para veriyordunuz çocuğa? Yok, o kadar vermiyoruz. Mesela da vere bir o biriktiriyor, oynuyor onlarla, sayıyor. Anladım. Üzerinde 1500 lira çıkmış. Bu yüzden bunu da size özellikle söylüyorum. Hem aile hakkında hem Şenol hakkında bakanlık bir inceleme başlattı. Yani çocuğu şu anda size biliyorsunuz imzayla verdiler. İnceleme yapılacak. İzinle verdiler. Yani savcı izinle size verdi. Bunu şunun için söylüyorum. Çocuk eğer dışarıda dilendiriliyorsa, istismar ediliyorsa siz ya da bir başkası tarafından çocuk sosyal hizmetler tarafından elinizden alınacak. O yüzden çocuğun dışarılarda gezmemesi lazım. Hani ben size bunu söylemiş olayım. Çünkü ne kadar ben de sizin üzüldüğünüzü aradığınızı biliyorum. Ama çocuk eğer dilendirildiği ortaya çıkarsa sosyal hizmetler çocuğunuzu sizden alacaklar. Gözünüz aydın.
Sağ ol, Allah razı olsun. Yani sağ salim bulunmasına ben de çok sevindim. Allah bir daha göstermesin. Amin. Amin. Bir de sevgi izi de yaptırın, olur mu? Efendim. Lütfen buradan çıktıktan sonra arkadaşlar size yardımcı olsunlar. Sevgi izi de kolunda olsun. Eğer ol, olsaydı Allah, bu kadar aramayacaktık. Hemen bundan 6 gün önce... Bulunduğu andan itibaren, resmi kurum tarafından bulunduğu andan itibaren... Sevgi izi fark edilecek bir telefonla. Onlar televizyonda izlemişler kurum yetkilileri. Aa, bu çocuk bizim çocuk diye. Çocuk da kendini ifade edemiyor. Şimdi bakmayın böyle biri konuşuyor anlatsa, ama. 19 yaşında şöyle böyle hani resmi gösterilmeden biri anlatsa eşleştirmek mümkün değil. Yaşıyla gerçekten beden gelişimi evet. arasında ciddi bir fark var. Evet. Ay neyse sağ salim bulun diye Allah'a şükürler olsun. Amin. Bu arada... Kahramanmaraş'tan biliyorsunuz kaybolan 22 yaşındaki Deniz isimli bir gencimiz vardı. Ailesi buraya kalkıp gelmişti. Sonra İstanbul'da olduğunu söyleyince aile Kahramanmaraş'a geri de dönemedi. İstanbul'da yine çocuklarını aramaya devam ettiler. O da bulundu. Nereden bulundu derseniz Ümraniye Devlet Hastanesi'nde bulundu. Çok teşekkür ediyorum hastane yetkililerine de. Aile de çocuklarına kavuştu. Bundan sonrası tabii onlar için de zorlu bir süreç. Çünkü onlar çocukların hastaneye yatırılmasını istiyor. Vasi tayini için mahkemeye başvurmuştu. Ondan gelecek haberi bekliyorlardı. Biraz onlarınkinin de durumu gerçekten çetrefilli ama sonuca ulaşılmayacak gibi değil. Ya Kadriye şu şeyi söylemedik. Hani bizim bir tane kızımız kaybolmuştu da sonra onu devlet hastanesine yatırmıştık ya. Nerede onun kartı Eda Nur? Eda Nur çok iyi maşallah hastaneden çıkarıldı. Ondan sonra ailesinin yanına geri döndü. Gayet de iyi. Tedavi süreci şu anda hani evde devam ediyor ama hastane çok iyi gelmiş. Harika. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Aile de çok mutlu. Ablaları geçen gün haber gönderdiler. Geleceğiz size diye. Aman dedim siz dedim iyi olun da gelirsiniz. Önemli olan o. Kızımız geri döndü. Gayet de normale de döndü. Her zaman söylüyorum. Ya görmek istemiyordu, gidin defolun falan diyordu. Ben onlara diyordum, üzülmeyin, söyleyen o değil bunlara. Şimdi doktorlar ona çok iyi gelecek. Gerçekten de çok iyi geldi. Ya bunu da şunun için gösteriyorum. Biliyorum birçok kişi böyle üzüntüler yaşıyor, kaygılar yaşıyor. Evladıyla, kardeşiyle, akrabalarıyla ilgili ama... aslında bakacak olursanız uzman bir doktorun elinde düzelmeyecek işler değil bunlar. Yeter ki önceden fark edelim ve doktora götürmeye ikna edelim. Efendim... Cuma günkü yayınımızda ne yazık ki Kütahya Tunçbilek Belediyesi Azerbaycan Parkı'nda kaybolan 7 yaşındaki otizmli Mehmet Furkan Derin'in kaybını ekrana getirmiştik ve Kütahya halkına seslenmiştik. Arama çalışmaları yapılıyordu. Kaybolduğu parkın hemen yanında ne yazık ki bir Adranos çayı akıyordu. Çocuğun oraya düşebileceği değerlendirilmişti ama yine bir ümit aile hemşehrilerine seslenmek istemişti. Olur ya başka bir yere gitmiştir birisi. Yardım için almıştır diye. Ama ne yazık ki acı haber geldi. Parka 1,5 kilometre uzaklıkta ne yazık ki çayda bulundu. Küçük çocuğumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Ayrıca konuyla Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık da yakından ilgilendi. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bizim ekibimizin Kütahya'da olduğunu görür görmez hemen bir yardıma ihtiyacınız var mı diye aradı. Sağ olsun hocam, çok teşekkür ediyorum bir kez de size ekrandan. Ve ay şunu da izleteyim bari ya. Bu da geçti ama 14 Şubat'ta evine geri dönen kaçak terzimiz var. Bundan 2 hafta önce biliyorsunuz Hacer Çakır eşi Davut Çakır'a yeğeninin arkadaşlarına zarar verdiği şüphesiyle programımıza başvurmuştu. Soluğu burada almıştı. Daha sonra biz terzi Davut Çakır'ın hayatta olduğunu ilettik ve dedik ki evine geri dön. Davut abi evine geri döndü. Tam da ne zaman döndü? 14 Şubat'ta döndü. Söyleyeceğim bir türlü vakit gelmedi. Yani sıra gelmedi. Ondan sonra eşiyle beraber bize mesaj göndermişler. Kaçak Davut abi. Şimdi de beni görmek istiyormuş. Gel buraya vallahi. Seni de çimdireceğim. Senin ne işin var karını kızını bu kadar böyle ağlatıp giderken? He? Ama neyse aman evine geri dönmüş ya maşallah. 12 Şubat'ta Ankara'da kaybolan 3 çocuk babası Terzi Davut Çakır için duydukları endişeyle stüdyomuza gelen ailesi. Kaybının 3. gününde müjdeli haberi araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan aldı. Ailesi bu kaybı çok şüpheli buluyor. Siz diyorsunuz ki eşimin gitme durumu yok. Mutlaka başına bir iş geldi. Asla telefonu kapatma. Dur bakalım dur bir üzülmeyin ama. Gözünüz aydın eşini buldum. Neredeyim? Ay kıyamam sana. Ordum bana
da bir şey olursa tüm yıkılırız dedim. Muğla'ya gitmiş, Sivas'a gitmiş, Ankara'ya gitmiş, Düzce'ye gitmiş. Terzi Davut Bey, bak buna perişanlar. Bir ara, eşin seni eve bekliyor değil mi Hacı? Ay, tabii ki. Kayıp olduğu günlerde il il gezdiği tespit edilen Davut Çakır, yayınımızın ardından evine döndü. Eşinin yeniden yanında olmasıyla Hacer Çakır rahat bir nefes alırken Davut Bey de oldukça mutluydu. Değerli Müge Hanım, size ve ekibinize teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Bir nefes aldık. Eşim eve geldi. Sağ salim. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Bizi yalnız bırakmadınız. Çaresiziz, yalnızız dediğimiz anda yetiştiniz. Hemen koştunuz. Bize kapınızı açtınız. İnanın çok mutluyuz. Gerçekten Allah razı olsun sizden. Ayrıca sizi yakından bir görüp sarılmayı çok istiyordum. Sizinle bir fotoğraf çekilmeyi çok istiyordum. Yani çok üzgün olduğumuz için yanınıza gelemedim. Resim isteyemedim. Eğer mümkünse sizden resim istiyorum. Terzi dükkanımıza asmak istiyorum o resmi, fotoğrafı. Ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok mutluyum. Eşimin düşündüğü şeylerin aynısının daha fazlasını ben düşünüyorum. Benim 4 tane kız kardeşim, 3 tane de kızım var. Ben isterseniz 3 tane kızımdan biri, isterseniz 4 tane kız kardeşimden biri olmanızı istiyorum sizden. Aynı zamanda sizi yakından görmek, sizle bir fotoğraf çektirmek ve şerefle, gururlanaraktan yani dükkanımda sizi her zaman yanımda, duvarlarımda görmek istiyorum. Sizi çok seviyorum. Ya kardeşlerimden birisi olarak gibi. Çok değerli bir insansınız. Mazlumların, kimsesizlerin, mağdur olmuş insanların sesi, yüreği sizsiniz. Güzel, sizi, güzel. Evet, güzel kadın, güzel insan. Ya vallahi her zaman yolunuz düştü mü bekleriz. Aman sağ salim bulundunuz ya, bakmayın. Zaten beyefendi de kendisini dolandıranların peşine düştüğü için böyle il il geziyor. Ama tabii eşi de yapma diyor, gitme diyor, etme diyor. Onu engellemesin diye de onlara haber vermiyor. Tabii ki eşiyle kızı da böyle bir dolandırıcılık mevzusu da var. Acaba başına bir iş mi getirdiler diye soluğu burada almışlardı. Çok da haklılar. Çok da yani. Haklılar. Aman siz mutlu olun. Yolunuz ne zaman İstanbul'a düşerse de gelin. Beraber de fotoğraf çektiririz, asarız. Ama ne olursunuz biliyorum insan çok üzülüyor. Mal da canın yongasıdır. Sadece mal meselesi de değil. Dolandırılanların en büyük şeyi ben bu tuzağa nasıl düştüm duygusu insanı mahveden bir şey. Onun farkındayım. Ama insanın da canından daha da kıymetli değil abicim. Vallahi hiçbir şey değil. Polise vereceksin. Yapacak hiçbir şey yok yani. Yoksa işte görüyoruz. Parasının peşine düşenlerin başına neler geldi. Kişinin uğradığı psikolojik sıkıntı da berbat. Çok yani işte. O kişi kalkıp da o dolandırıldığı miktarı bir yere teberruda bulunsa içi rahat eder. Ama dolandırılmayla o paranın çıkması günlerce, gecelerce uykusunu, sağlığını bile bozar. Evet. Bütün bozuyor zaten yani. İnsanları. Yani sen evet. istediğin kadar biz o parayı versek bile kendilerine mutlu olmuyorlar ki ben nasıl dolandırıldım? Evet işte o psikolojinin altında eziliyor. Çünkü bütün güveniyorsun, güvenin zedeleniyor. Allah kimseyle karşılaştırmasın. Amin. O güvenin zedelenmesi. Evet. Evet. Ona üzülüyorsun yani. Ben ona güvenmiştim diyorsun. İsteğiniz dışında bir davranışa maruz evet. kaldığınızda zorlanmış, zorbalık karşısında kalmış gibi hissediyorsunuz. Bu da bir zorbalık. Sizi kandırıyorlar, duygularınızı kullanıyorlar. Yine bir hanımefendi var güven, aramızda. Güven duygusu. Bundan sonra kime güvenecek bu insan? Dur ya, vaktimiz olursa bak şimdi dolandırılan bir kadın var. Uf ya, çok üzülüyorum vallahi. Yani ben nasıl dolandırıldım? Nasıl bu adamlara inandım diye o psikoloji insana herhalde çok kötü bir şeydir, Allah korusun. Bir kere cüzdanım çalındı. Evet. Ben 3 gün 40 derece ateşle yattım ha. Buyurun işte tabii. 40 derece ateş. Bir de evdekilere de söylemiyorum. Doğrudur. Kimseye de anlatamıyorsun. Yani anlatmadım o başta. O üzüntüyü kendi kendinle paylaşıyorsun. Ama bak nasıl biliyor musun Rahmi Bey, sana yemin ediyorum. Evet. Marketteyim, anlatmışımdır belki. Marketteyim, çantamı market arabasının önüne koydum. Daha hiç koymam. Ben şimdi gülüyor bana, eşim falan da gülüyor. İstedikleri kadar gülsünler. Diyelim ki kafeteryaya gidiyorum ya, hep çantalarım böyle sapları böyle bağlı. Hep bağlarım sandalyeme. En güzeli. Heh. Ya bak size şey alacaktım ya. Dondurulmuş pizza. Eve misafir gelecek. İşten çıkmışım. Kanal D'deyim yanındaki markette. Bak çantamı buraya koydum. Buradan açtım böyle şeyde, böyle alttaydı, dolabı aldım, koydum, çantam yok. Allah Allah, anlıyorsun. Çocuk, bir tane çocuk gelmiş, almış. Ben yani çocuğun hızına kim yetişir? Tabii.
Bir de sonra, aradan küçük kayabiliyor. Küçük hiç beklemiyorsun tabii. Yani görmüyorsun bile. Alıyorsun çantayı, şimdi mesela bırakmıyorum. Kimse zaten hep marketlerde de şey yapıyorlar ya, aman çantanızı bırakmayın, arabaya evet, bırakmayın evet. diye. Yani demek ki kaç kişinin başına geldi. İşte ders oldu gitti, en çok da Lidya'nın şeyi vardı orada, ilk nüfus kağıdı. Bulunmadı mı sonra? Buldum. Ay ona da Allah şükürler olsun ya valla. Ta oradan geçmişler Mecidiyeköy'de karşıda ne alışveriş merkezi vardı, şimdi galiba orası kapandı. Profil alışveriş merkezinin şeyini atmışlar. O zaman Kanal D Gayrettepe'deydi, Ortaklar Caddesi'nde, onun bahçesine atmışlar. Onun nüfus kağıdı var diye. Hani ilk nüfus kağıdı ya, günlerce ağladım. Nüfus kağıdına çok üzüldüm. Parama da üzüldüm. Üzülmez misin ama... Bu olay ne zaman oldu? Kanal D'deydim. Ha? Kanal D'deydim. Ha. 16, 17 tabii. yıl, 18 yıl önce. Ondan sonra oradan beni güvenlik görevlisi aradı. Dedi ki Müge Hanım, sizin cüzdanınızı bulduk. Nasıl yani dedim. Bir sene sonra... Gittim, hiç de bir şey olmamış. Aldım içinden nüfus kağıdını, fotoğraflarını, şeylerini. İçinden evet. parayı almışlar, oraya atmışlar. Ne aradık ya? Benim o sıradaki çalışma arkadaşlarımla bütün Gayrettepe'deki çöp kovalarını bulup 3 tane de cüzdan bulmuştuk ararken. Biz de 3 tane cüzdan bulduk. Onların sahiplerine ulaştırdık. Benimkini de bir yıl sonra başkası ulaştırdı işte. Hep diyorum, iyilik yap, denize at. Bu iş böyle yani. Sen birilerini mutlu ediyorsun, onlar da seni mutlu ediyorlar. Ama çok dikkat etmek lazım. Bu da bir evet. gerçek. Kaçta göz arasında gider? Kaçta iş gözü? Ben valla çanta alırken bakıyorum böyle sapı şey geçiyor mu diye. Gülüyorlar. Ne gülüyorsun? Lank diye gidip alıveriyorlar. Boynada çantana da yapışıp durmuyorsun ki yani. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Kim ne derse Ay, Allah korusun. İnsan Allah çok üzülüyor korusun. Çok. O yüzden onu anlıyorum. Evet, evet. Of Hacer ya, seni mutlu edemedim. Hala çok üzgünsün. Biliyorum. işte birlikte kaçtı. Eniştesiyle beraber biliyorsunuz cuma günü stüdyomuza geldi. 21 yaşındaki Kezban. Halasıyla yüzleşti. Sana hala demeyeceğim dedi. Hem kadının kocasını almış. Yani hem suçlu hem güçlü lafı ne kadar, atalarımız da ne kadar güzel laflar söylemişler. Halasına hala demiyor. Hem kadının kocasını almış. Söylüyor ki sizin evinizde kalmak istemiyorum. Yani hiç anlaşılır gibi değil. Demek ki bazı insanlar yüzsüzleştikleri zaman her şeyi söyleyebiliyorlar. Kocası diyor ki sen beni aldattın, ben o yüzden senin yeğenini karıştırdım. Bu diyor ki ben eniştemi seviyorum. Enişten yani... Yani o senin enişten yani ama işte anlamıyor. Yayın sonunda kendileriyle konuştuk. Ben kızı ikna etmeye çalıştım biliyorsunuz. Yani yayın sonunda da arkadaşlar da ikna etmeye çalıştılar. Yok adam, eniştemle gideceğim dedi. Etti. Çaresiz bir halaydı Hacer Dursun. Bir yanda kocası, diğer yanda anne babasının bakımını üstlendiği yeğeni. Şimdi neden burada hala var yani? Neden kızımızın anne babası burada yok derseniz, Kezban halasının yanına kalmaya geliyor. Çünkü babanın yürüme engeli var. Tane kardeşim benim. Dün dünya görsün, bunun çocuğunu aldı götürdü. Evet yani baba hani çocuğunu... Gücümüz yetmez diyor. Herkes ayağa kalksın, çocuğumu alsın bu adamın elinden. Kardeşim ne diyor biliyor musun? Bir ne yapabilirin abla şu halde diyor. Yani günah bu insanlara yani. Yani Selçuk bu insanlarla aynı evde yaşa, sonra bu insanların senin yanına 5 yaşında gelen çocuğunu al götür. 21 yaşındaki Kezban Ünal kaçtığı 50 yaşındaki eniştesiyle çıktı halasının karşısına. Kezban, içinde bulunduğun durumdan memnun musun yavrum? Ben şu anda memnunum. Sen ne kadar zamandır eniştenle berabersin? Ben mi? Çocukluğumdan beri. Bir yıllık. Çocukluğumdan falan değil. Kendi yeğeni gibi görmesi gerekirken karısının yeğeniyle evlilik planları yapan Hüseyin Dursun, sözleri ve tavırlarıyla şoke etti, pes dedirtti. Yani gerçekten siz bu kıza ne vaat edip kaçırdınız? Ben çok merak ediyorum. O kaçırmadı Müge abla. En son çarem bu dedi. Tamam, bunun için bir devlet hastanesine götürseydiniz keşke. Yani benim sizin onu yapmanız gereken doktordan randevu almak. Bir de götürmek. Öyle ama işte gitmek istemedi. Ben dedi gitmeyeceğim. Ben yanından ayrılmayacağım seni. Ölünceye kadar yanındayım diye. Sen nasıl eşinin yeğenini alıp götürürsün? Bizim mevzumuz o. Eşim de beni aldatmayacak. Yalan söylüyor. Hayır, sen eşini aldattı diye mi bunu yaptın? Her eşim aldattı, çaresi kaldığı için. Hiç böyle şey olur mu? O senin kızın, kızın da yaşında, kızın da gibi. Kan bağımlılığım yok ki benim onunla. Kan bağımlılığım yok ki. Kan bağın olmasın, ahlaki bir bağın yok mu? Sen onun eniştesisin. Bu çocuğu sen o zaman 5 yaşından beri görüyorsan insan yani evlat diye görür onu. Ya bir kere bak, zaten içinde bulunduğunuz bu durumdan herkesin her söylediğini kabul ediyorsunuz arkadaşlar yani.
Bak Hüseyin, yol yakınken sen bırak bu kızı, tamam mı? Sen kendi yoluna bak abi. Kuzu bak bir şey söyleyeceğim. Gel sen burada kal. Kendini bana emanet et. Ben senin bir uzmanla görüştüreyim. Bir seninle konuşsun. Bir yaptığını belki bizim söylediğimiz şu an sana batıyor. Belki bir uzmanla konuşursan seni daha çok ikna edebilir. Sana yaptığının ne olduğunu, gelecekte neler yaşayabileceğini anlatır. Bir dur bakalım ya. Yok abla, ben Müge Hanım hala onunla beraber. Kezban son kez soruyorum. Valla bak yol yakınken... Yok, benim yakınlığı falan yok. Ben onun yanında kalmak istiyorum. Ben bunları istemiyorum. Aile durumunu hiçbir zaman için kabul etmiyorum. Kalın o zaman, yazık, görüşürüz. Ama ben sana yine söylüyorum bak valla. Kal burada. Yok istemiyorum ben. Onun yanında gideceğim. Yayınımızın ardından 21 yaşındaki Kezban'ı içine düştüğü hatayı daha fazla sürdürmemesi için ikna etmeye çalıştık. Kezban Hanım, yayının ardından fikrinizde bir değişme oldu mu? Ne düşünüyorsunuz? Yok, ben düşündüm yayın sonrası. Kararım değişmedi. Alıkonma diye bir şeyim de yok. Ben çocuk değilim, cahil de değilim. O yüzden Hüseyin'i seviyorum. Ben gidiyorum yani. Son kararım. Başka bir seçeneğiniz olsa oraya gider miydiniz? Hüseyin Bey olduğu için Hüseyin Bey'e gittiniz. Yok, hayır. Başka seçeneğim olsa da onu kabul ederdim. Ben onun yanında gitmeyi tercih ederim. Onun yanında giderim. Babanız yayının ardından fenalaştı. Ona ne olduğunu hiç merak etmiyor musunuz? Yok, merak etmiyorum. Daha önce ben de oyun yaptıkları için ben şimdi onları yani düşünmüyorum. Onlar bana acımadı, ben de onları acımıyorum. Artık... Hüseyin Bey peki çocuğunu getirse bakmayı kabul ediyor musun? Yani ileride aklı başında olup da ben böyle böyle babamı istiyorum, ben kalırım derse isterim tabii. Bir şey diyemem ona. Kendi çocuğu, kendi evladı. Bakmayı kabul ediyorsun. Evet. Kendiniz peki Hüseyin Bey'den bir çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Ya şimdilik düşünmüyoruz. Yani ileriki zamanlarda, boşanma sürecinden sonra falan. Halasının kocasıyla gitmeye kararlıydı Kezban Ünal. Söylenen her şeye, tüm tavsiyelere kulakları tıkalıydı. Hüseyin Dursun ve Kezban Ünal arkalarına bile bakmadan birlikte çıkıp gittiler. Hem aileme kızgın olduğu için, hem de kimse sahip çıkmadığı için, hem de çaresiz kaldığım için ben onun yanına sığındım. O da kabul etti, kol kanat gerdi. O yüzden onunla gitmek istiyorum. Bundan sonra evleneceğim ya işte. Kendi işimize gücümüze bakacağız. Yanımda değil diyordu, küfürler ediyordu kelimelerle bu çocuğa. Ben de acaba değil mi ki diye bir düşünce vardı, emin oldum. Dünya karşısında da bunu ispat edildi sizlerin sayesinde. İyi ki varsınız. Sizlere güvendiğim için geldim. Bir de sizlere kabul de etmiyordu yani. Evet, hani yanımda değil diyordu. Yeğenime küfürler ediyordu, hakaret. Nerede olduğunu bilmiyorum diyordu. Ben kafamda bir soru işareti vardı. Evet. Kendi akrabalarına düştü, o kız kötü yola düştü. Benim yanında değil, ben de işte sokaklarda yatıp kalkıyorum. Evet. Aslında Antalya'da geziyorlarmış. Evet, o yüzden gelmiştim. Planlı bir şekilde yapılgın. Günler önce mesela tüm varlığımız, Hüseyin Dursun, motorumuzu, yoncamızı, şunu bunu her şeyi satmış. Demek ki planlı yapmışlar. Önceden de planlıyorlarmış. Hiçbir zaman için boşamayacağım ölünceye kadar. Bana yaptıklarını, Hüseyin'i hiç sevmiyorum, nefret ediyorum. Çocuklarımın babası değil. Ama boşamayacağım. Beni süründürdüler, sürünsünler. Metres olaraktan yaşasın, nereye kadar yaşayabilirse. Benim iki tane çocuğum var, onlar için yaşayacağım. Kızım polislik şeyine girecek, inşallah kazanır. İnşallah. Karşısına babasının bu gibi insanların dikilir, hakkını savunur. Bir de oğlum var, 11 yaşında. Ben onları asla vermem. Şimdi çocuğunun yanında olmayan bir babaya kesinlikle vermiyorum. İkisi de benim evlatlarım. Her şeyim onlar hayatım, benim. İnat diye verilmez yani. Hani sen inat diye 3 gün versen 4. gün zaten ayrılırlar da inat için çocuk kullanılmaz. Müge Hanım, ben şunu da söyleyeyim. Önceleri babası yaş büyüktü. 11 yaş vardı Kezban Ünal, ama herkes biliyor bunu. Hüseyin Dursun şunu söylüyordu. Büyüyünce oğluma Kezban'ı alacağım diyordu ya. Şimdi oğlum soruyor, anne diyor, babam şimdi aldı da sonra da ben mi alacağım onu diyor. Of. Benim 11 yaşında çocuğum böyle söylüyor. Neyse, onu eğer söylemi tabii söylemesek iyi olur. Ya çok zor olduğunu biliyorum ama yapacak bir şey hiç yok. Birçok da yani meydana çıktı. Bana sürülen karalar meydana çıktı. Allah razı olsun sizden. Ben ebediyen bu karayla yaşayacaktım. Çünkü çevremizdeki insanlara, eşine, dostuna hiçbir şey yokken... Beni aldattı, bana şunu yaptı, bana bunu yaptı diye iftiralarda bulunuyordu. Evladım yaşındaki çocukların karşısında bile ezik duruyordum. Ben yapmadığımı biliyorum. Ay ne ezik duruyorsun be? Neden? Herkesi inandırmıştı, durumunu o gün gördünüz. Ay yok ya, kimse de inanmamış. Senin kayınbiraderlerin bile inanmamışlardı bizi, yengemizin arkasında. Bağıraraktan. Ay sen kaç yaşındasın acaba? 50.
Tamam, sen de biraz bakın etrafında kimler var kimler yok. En güzel cevap o. Kimse arkasından, tamam mı, hani iki ay üzülürsün, üç ay üzülürsün. Dördüncü ay sonra açacaksan. Geçti o şey. Geçti, biraz bakınacaksın etrafında. Bence herkese en güzel cevap o zaten. Evet. Tamam mı? Çocukların da olsun. Çocuklarına da güzel abilik yapacak birini bul. Aç biraz gözünü, böyle bakın etrafına bakalım. Ondan sonra kimler var? Yani sanki ne yani? Sen bunun gibi o 50 tane bulursun. Öyle düşün. Zaten çalışmıyordu Müge Hanım. Burada yalan söylüyor. Ya boş ver sen çalışmasını çalışmamasını ya. Sen biraz kendi hayatına, evet, bak. Çocuklarını da büyütmüşsün, yalan mı? Evet. Sonra sen kendi şöyle biraz etrafına bakın, sonra gider boşarsın. Kaç yaşında çocuklar? Bırak. 22 kızım, 11 de oğlum. Büyümüşler. Aa, artık onlar. Kızım polislik şeyleri. Sen de bir güzel evlen. Belli bir duruma gelmişler. Evet. Çok. Bana da gönder evlendim diye nikah fotoğrafını, ben de yayınlayayım. Oh! Aman! Sefan olsun. Evet ya, artık gelmiş kadın 50 yaşına ya. O ne dedi, bu ne dedi, şu ne diyecek. Ay kim ne derse desin. Senin yüzün gülsün be yavrum. Sen boşu boşuna hasta edeceksin kendini ben yani. Ben çocuğum başka bir yollarda diye düşünüyordum. Onun için ona çok da çocuğum üzülmüştüm. Çocuğum deme, tamam artık boş ver ya. Hiç de şey, sen artık çocuklarını da büyütmüşsün. Evet. Bak kızın da işe girecek. Sen de inşallah. Şöyle inşallah karşına gerçekten ahlaklı, namuslu, dürüst bir insan çıksın seni seven. Sen de biraz olsun. Artık yaş, ben her zaman söylüyorum, bütün yaş skalası değiştirdi. Biz, tabii, değil yani Dünya Sağlık, Dünya Örgütü. Sağlık Örgütü. Sen, evet, daha şu anda orta yaş durumundasın. Git birini bul. İki de gezersiniz. Oh! Onların, zaten onların sonu belli. Evet. Onların sonu. Sen kendi şeyine bak, sonuna bak. Anlatabiliyor, tamam, muyum? Hala yüzün kıpkırmızı, üzgünsün. Hepimiz de senin, yanılıyor muyum yani? Hepimiz de senin arkandayız. O ne dedi, bu ne dedi? Herkes gitsin kendine baksın. Acaba diyorum ben mi bu kadar kötüyüm veyahut da ne bileyim, anlatamıyorum. Aa, öyle kusura bakma da birisi seni aldattığı zaman sen büktüm, kötü olmuyorsun. O ahlaksız oluyor yani. Hayır, yok öyle. Her şeye sustum. Şiddet yaptı, sustum. Hakaret, her şeye sustum. Evet. Ne? Beni böyle yani konuşamadım. Neden? Hakaretleriyle çevredeki insanlar inandırıyordu ya. Susmak daha iyi ya geliyordu. Çevredeki insan, hayatım, sana inanan insanlarla beraber ol. Bir de her şey insanlar için. Hepimiz, evet, her şeyi yaşayabiliriz. Bak insanların da çevresinde 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi yok. İnsanın çevresinde 3 kişi olur, 4 kişi olur. Sen de ne yaparsan yap, onlar senin yanında olur. O 3-4 kişiyi seçeceksin, 4 bile fazla. 3 kişi varsa öp başına koy. Sağ ol. Bak senin yanındaki de kim? Kızın ya, aslan gibi Ümmühan. Ümmühancığım günaydın. Annem. Günaydın Müge Hanım. Sen annenin yanında mısın yavrum? Her zaman için annemin yanındayım. Onun bitti, en büyük destekçisiyim. Bitti. Hayattaki en büyük şansın. Evet. Babanın yanında mısın kızım? Asla, hiçbir şekilde. Allah bizi öyle bir insandan kurtardı ki ben, evet, şükrediyorum kurtulduğumuza. Kurtardığı için mutluyuz. Bundan sonra o düşünsün yani. Evet. Kızın senin arkanda olduktan sonra bak inşallah girsin, o da polis olsun. İnşallah. Ondan sonra bu gibi insanların karşısına çıksın, hesabını sorsun. İnşallah kızım da polis olur Müge Hanım. Hesabını kendi hayatını kurarak, evet, soracaksın. Birileri perişan olurken senin mutluluğunu görüp gıpta edecek. En güzel hesap sorma budur. Kavga, dövüş, o bu değil. Evet. Sen mutlu ol. Karşı taraf mutsuzlukla seni mutlu görsün. Ben ne yaptım desin, başını taşlara vursun. Daha ne olacak? Hayat çok uzun bir maraton. Vallahi ipi kim göğüsleyecek onu sonra göreceğiz yani. Yapan kendine yapar. Hiç başka hiçbir şey değil. O adamın yaptığı hiçbir şekilde doğru değil. O adamı aklı başında hiç kimse bundan sonra yanında gezdirmez. İnşallah. Hani boyna dillerine dolamışlar, intihar edeceğiz, intihar edeceğiz, intihar edeceğiz. O ona onu söylüyor, o ona onu söylüyor. İki uçak işte çarpışmış böyle, uçak kazası gibi bir şey yani. Hangi aklı başında adam senin kocanı alır da evine sokar be? Ben adam dediğim, ha, kadın erkek. Ben sokar mıyım evime? Evinde kızı olan sokar mı? Evinde karısı olan sokar mı ya? Beş ya, yaşındaki, beş yaşında senin yanına gelen kıza göz koyacaksın, he? Geç o işleri ya. Müge Hanım, o zaman keşke intihar etseymiş de, evet, bütün bunları kızın da başına getirmeseymiş. İyi ki öbür kız kardeşlerim yanına varmamış. Çünkü onların sonu da benim gibi olurmuş. Boş ver sen. Sen şimdi ne yapıyorsun bundan sonra? Çocuklarıma, evime, yuvama. Kendine mutluluğa. Kendine. Önce, evet, kendine. Sağ olsun kız kardeşlerim, akrabalarım, hısımlarım tüm kol kanat gerdi. Tamam. Beni dimdik ayakta durdular. Tamam. Hepsine buradan olsun teşekkür ederim. Olsun sana birini, sen şu güzelcine de bir kayınım evlen. Kayınım Barış'a da teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her zaman arkan yenge dedi, sabah yine konuştuk. Kayınım mı? Kayınım. Barış, evet, düzgün, evet, bir çocuk o.
O da sana destek versin. Efendim, reklam gösteriyor arkadaşlar. Reklamdan sonra şu habere de bir girelim. Çok enteresan, gerçekten kız kardeşini... siz ikiniz de kardeşsiniz değil mi? Evet. Kardeşlerini kardeş. Aramak için. Yok, Fatma Hanım. Ben... sen kardeşisin. Ha, Fatma, ablasıyım. Annesi. Şimdi ailesinin 3 yıldır hasret kaldığı bir kız var. 34 yaşındaki Gülistan Narçın. Çok enteresan bir hikaye. Şöyle enteresan. Kızımız görme engelli. Ailesiyle bir problem yaşıyor. Daha doğrusu birini buldum diyor. Bir sevgili buldum diyor. Ailesiyle tanıştırıyor. Ben bununla beraber olacağım diyor. Aile de bakıyor. Şimdi o bulduğu kişi de avukatım diyormuş. Aile bakıyor. Avukatım diye etrafı kandırdığını öğreniyor. Diyorlar ki yani bak böyle böyle hani bu senin başına iş açar. Kız da bunlara kızıyor. Evden ayrılıyor. Evden ayrılıp bir bakım evine yerleşiyor. Buraya kadar tamam, her şey normal. O bakım evinde de kaldığı arkadaşının bir abisi varmış. O da 60-65 yaşlarındaymış. Aile bir öğreniyor ki onunla evlenmiş. Bayağı resmi nikahlı. Diyorlar ki ayda nereden buldu hani bununla evlendi falan. Tamam hani yine bir şekilde belki ikna olacaklar. Fakat geçtiğimiz yıl ailenin bir akrabası kızı tam olmasa da Fatih'te dilenirken görüyor. Şimdi bu kız da bayağı üniversitede kurslara katılan hani aktif faal şey bir kızken nasıl şimdi böyle yerde tezgahı açıp da dileniyor diye buraya kadar geldiler. Kızlarını bulmak istiyorlar. Durumu nedir diye sormak için. Tamam, girdim reklama, geciktik. Fatma Aslan'ı annesiyle birlikte Müge Anlı'ya getiren neden, 4,5 yıldır göremediği görme engelli kardeşi Gülistan Narçın'ın alıkonduğu şüphesiydi. Kız kardeşim bundan 4,5 yıl önce evden ayrıldı. Daha sonra bir bakım evinde kaldığını öğrendik. Aldığımız bilgiler sonucunda Gülistan'ın biriyle yaşadığını öğrendik. Yakınlarını asıl şoke eden görme engelli kızın kendisinden 30 yaş büyük biriyle evlenmesiydi. Evlendiği kişinin adı Cemal, 65 yaşında olduğunu söylüyor. Ama biz 65 yaşından da büyük olduğunu düşünüyoruz. Kendisi hasta, düşkün bir insan. Nasıl kandırıyor kız kardeşimi, ne vaat ediyor onu bilmiyorum. Gülistan bir görme engelli olarak zaten bakıma muhtaç biriyken Cemal'in de bir de Gülistan'a yük olması bu birlikteliği acaba nasıl yaşanır şeklinde düşündürüyor. Yıllardır göremedikleri Gülistan Narçın'ın eşi tarafından alıkonduğu ve dilendirildiğini iddia ediyorlardı anne ve kızı. Gülistan'a ufak tefek şeyler sattırarak geçimlerini sağlıyorlar. Vakitten habersiz, saatten habersiz Gülistan'ı dilendirmeye zorladığını düşünüyoruz. Bu adam benim kızımı gerçekten direnci yapmış. Önüne bir çanta koymuşlar. Gelen giden hayır veriyor, para veriyor. Ben gördüm, gözümle şahit oldum. Gülistan'ın sevgiyle büyüdüğü evinden ayrıldıktan sonra gördüğünü iddia ettikleri sevgisizliğin hüznünü kaldıramıyorlardı. Gülistan'ın şu an evlendiği kişinin ona saygı duymadığını düşünüyoruz. Çünkü Gülistan'a kör diye hitap ediyor. Ben evlenmesem onu zaten kimse almaz gibi. Onu incitici şekilde konuşuyor. Biz gözünün görmediğini hiçbir şekilde ona yansıtmazken yaşadığı kişinin ona bu şekilde hitap etmesi bizi çok incitti. Yapmış olduğumuz görüşmelerde Cemal'in Gülistan sus bak ağzına vururum, bak ağzına çarparım. Bu şekilde yaklaştığını duyuyorduk. Ellerinde falan da yanıkları falan varmış yani. Menfaat sağlıyor, çıkar amaçlı Gülistan'a yaklaştığını düşünüyoruz. Gülistan evinden 4 yıldır uzaktı ama ne ailesinin yüreğinden ne de evinden izi silinmemişti. Annesi ve ablasının tek isteği yuvasına geri dönmesiydi. Gülistan, sen biliyorsun seni ne kadar çok sevdiğimizi. Kapımız sana sonsuza dek açık. Ben varım, babam var, kardeşlerim var. Cennet kokulu kızım. Kokusunu özledim onun. Benim kızım üniversitede okuyordu. Hayali memur olmaktı, çalışmaktı. Tek hedefi iş. Gülistan'ın Cemal'in elinde heba olmasını istemiyoruz. Küsme sonucu evden ayrıldı. Bir an önce evine dönsün. Onun her şeyi hazır duruyor. Müge Hanım, birçok insanı sevindirdiniz. Özellikle kayıpları ailelerine kavuşturdunuz. Gülistan'ı da bize kavuşturacağınıza inanıyoruz ve bunu bekliyoruz. İnşallah. Vallahi sesleri kızınızın. Ne kadar zamandır sesini duymuyorsunuz? Valla 3,5 yıldır neredeyse. 3,5 yıl. 3,5 yıldır hiç aramıyor. Yok, aramıyor bizi. Yani bize kim gidiyor? Sebebini de biz bilmiyoruz. Biz onu okullu ettik, öğrenciydim. Onunla liseli oldum, gittim geldim ama ne yaptığını ben de bilmiyorum. Nasıl beynini yıkadılar. Doğuştan yani biz, mı görme engelli? Doğuştan görme engelli. Bizi reddediyor. Yani ben o Gülistan değildi, inanmıyorum. Gülistan ki bize çok bağlı. Bensiz durmayan, bensiz yemek yemeyen, hep benimle arkadaş olan, benden hiç adım bile ağzına almıyor yani. Nefret ediyor bizden. Ne içir, bir şey mi içirdiler, beynini mi yıkadılar, neye kadar nefret ediyor ben bilmiyorum. Hayır, hiç evlenince falan da aramadı yani. Ya Gülistan evlendikten, ya açıkçası
Biz Gülistan evlendiğini duyduktan sonra Gülistan bizimle kendisi iletişime geçti. Gülistan ve Cemal. Cemal iletişime geçtiğinde hep kafasında soru işareti vardı. Biz birlikteyiz ama benim yaşım çok büyük. Ben yaşlıyım. Önce bunu nikah sürekli ifade ediyordu. Daha sonra artık arasındaki yaş farkını biz ona sen aranızda yaş farkı var deyince kabullenmemeye başladı. Hani sizin de kızınızın yaşı var, küçük değil. Zaten gözleri görmüyor. Ben öyle diyeyim. Hani o farklı bir şekilde söylüyor ama ben yine de o kelimeyi söylemek istemiyorum. Zaten hani daha kaba konuşuyor. Evet, yani daha kaba konuşuyor. İncitici bir şekilde. Ha, diyor ki ben yaşlıyım ama onun da gözleri evet görmüyor. Biz birbirimize denk doğduk. Evet, diyor. Evet. Ve aynı şekilde Gülistan'ın da zaten geçen yıl Fatih Küçükpazar'da bir yakınımız Gülistan'ı görüyor tezgahta bir valiz içinde. Eşya sattığını görüyor. Ondan sonra da annemler gidiyor görüyor ki Gülistan perperişan bir vaziyette bu resimde görüldüğü gibi bizi yıkıyor yani ben bu görüntüsü. Ben konuşmadım. Ben uzakta konuşmadım ki babana. Bu yani en sonki görüntüsü. Bu en sonki görüntüsü ama biz aslında pantolonu bir de ıslak bak. Yani bu görüntüsünden de şu an daha da beter olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şu an kendisinden haber alamıyoruz. Sağlık durumunu bilmiyoruz. Kendisi kişisel ihtiyaçlarını karşılarken biz ona hep destek olurduk. Onun desteğe ihtiyacı var bir görme engelli bir kadın olarak, bayan olarak. Biz her zaman ona destek veriyorduk. Acaba bu ihtiyaçlarını nasıl gideriyor? Cemal Bon'un bu ihtiyaçlarını nasıl gideriyor? Geçimlerini nasıl sağlıyorlar? Gülistan'ı zaten çalıştırdığını biliyoruz. Hatta bulunduğu semtin hani tütün mamulleri satılan bir yerinde de Gülistan'a hani o kötü ortamda Gülistan'ı tek başına gönderip alışveriş yaptırtıyormuş. Tütün malzemesi aldırıyormuş Gülistan'a. Yani biz Gülistan'ın yani şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında tamam bu bir satış ama yani bir ne diyelim bu çantanın içinde evet. Ben satış kisvesi görüyorum adı altında aslında dilendiriyor da diyebiliriz. Ya bir tane yani çorap görüyorum. Ben mi yanlış görüyorum arkadaşlar? Evet, burada zaten şey bir böyle kuru yemiş var. Evet. Çorap var. Kurabiye gibi bir şey var. Çok da içeriği böyle net olmayan ürünler var içinde. Hayır yani böyle hani kim ne alırsa aslında sen al bana yardım et evet tadında gibi bir satış bu. Ben sizi anlıyorum. O yeşil şeyle yanındaki ben görmüyorum. O maskeye benziyor sanki. Maske kutusuna benziyor. Sanki bir maske kutusu gibi duruyor. Evet. Not kağıdı da olabilir bilmiyorum. Ama bunların hiçbirisinin yani çoğusunun satış vasfı yok. Birileri büyük bir ihtimalle ona hayır amaçlı verdi. O da bunları satıyor. Yer not kağıdı da olabilir. Ha. Çorap var. Leblebi mi o? Evet. Beyaz leblebi falan var. Ama öyle kendileri onları paketlemiş öyle. Zaten Cemal yani bunların satışını yaptırdıktan sonra Gülistan'ı ayakta tutuyormuş, kendisi gelip oraya oturuyormuş, sabahın 7'sinde kızı diktiriyormuş tezgaha. Onlar bulunduğu otelin altında zaten bu tezgahı açıyor. Diktiriyormuş kızı tezgaha, kendisi gelince kızı otelde ayağa kaldırıyormuş. Bunlar belediyenin veya artık hani hangi hayırseverim bilmiyorum, temin ettiği Fatih Küçükpazar'da otel tarzında, pansiyon tarzında bir yerde günlük yaşamlarını sağlıyorlar. Ama şu an orada olmadıklarını öğrendik. Çünkü o dönemde turist falan gelince bunları bulunduğu yerden atıyorlar. Yani çıkartıyorlar daha doğrusu. Küçükpazar'da nerede otel var? Küçükpazar, Fatih, ya otel pansiyon tarzında yerler bunlar. Hemen evet bu kalan yerin çok bunları yakınında atıyorlar. Bunun yeri neresi? Kadınlar Pazarı mı? Kadın Pazarı, evet. Kadınlar Pazarı. İstanbul'un Kadınlar Pazarı'nı bilir zaten izleyicilerimiz, yani Fatihliler. İstanbul'un en eski pazarıymış. Ya zaten çevresindeki insanlar da Gülistan'ın durumunu biliyorlar. Cemal millete bu benim kızım diyormuş zaten. Karısı için. Ha, bu benim kızım diyormuş. Ay Allah'ım, daha artık gerçekten duymadığımız bir şey kalmadı diyoruz. Her günde yeni ya, bir anormallik duyuyoruz. Yani anormallikte de sınır tanımıyoruz. Hayatını konforlu yaşayan, her türlü teknolojik imkanlarla yaşamını idame ettiren bir insanın artık zamanı bile. Nerede okuyordu bu kız? Gülistan en son Auzef, yani İstanbul Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi'nde coğrafya bölümü, bir de medya basın yayın ya da medya bölüm, medya iletişim tarzında bir bölümünde okuyordu. Tam net bilmiyorum, yanlış bilgi vermiyorum. Yani bir bakalım, bir eski haline bak, bir de yeni. Ya zaten Gülistan çok aktif bir insandı. Kurslara falan katılırdı. Bu görüntüsü de İsmail'in bir kursu, bilgisayar kursu. Kendisi kurslara katılır. Sertifikasını da almıştı. Sertifikasını da almıştı. Zaten Gülistan çocukluğundan beri eğitim hayatını hep sürdürmüş bir insan. 8 yıl boyunca
Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'nda eğitimini tamamladıktan sonra Çorlu Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Çorlu Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra zaten üniversite hayatına başladı. Yani görme engeline rağmen anladığım kadarıyla siz aile olarak hep kol kanat gerdiğiniz evet. için kız eğitim hayatını evet. da gayet güzel evet. sürdürmüş. Zaten kendisini çok ifade eden, inanın ki hani keşke yayına bağlansa, keşke kendisiyle konuşsanız, kendisini çok ifade edebilen, çok net konuşabilen bir insan. Yani bu kadar sağlıklı düşünen bir insan nasıl kendisini bu hayatın içine dahil etti veya nasıl kendisini buna layık gördü? İnanın biz de anlamış değiliz. Yani bizden neden nefret etti? Evi neden bıraktı? Neden bizi terk etti? İnanın biz de bu soruların cevabını arıyoruz. Kendisine bunları sorduğumuz zaman da bize sürekli hakaret ediyor. Sizi görmek istemiyorum. Ağza alınmayacak kötü küfürler, kötü kelimeler. Yani çirkin. Kendisi zaten çok kibar bir insandır. Aynı zamanda da çok hassas ve titiz bir insandır. Bütün çevrede onu bu özellikleriyle tanır. Yani ya küçük son pazardaysa orası tabii çok yoğun, özellikle restoranların şu anda çok revaçta olduğu bir yer. Ya zaten kendisinin bir hayali var. Ben çok iyi biliyorum kadınlar pazarını. Yani orada nerede pansiyon var bilmiyorum. Yani eskiden yoktu, belki şimdi vardır. Benim belki de dediğiniz gibi belediyenin bazen böyle apartları oluyor. Barınma, yani Cemal'in amacı ne? Gülistan'ı neden yanında tutuyor? Onu bilmiyoruz. Yani biz Gülistan'ın maddi manevi her anlamda sömürüldüğünü düşünüyoruz. Ve bundan şüpheleniyoruz. Yani bir yani kendisi zaten ayakta yürüyemeyecek vaziyette bir insan. Annemler, babamlar görmüşler. Cemal'i. Ayakta bile tabii yürüyemiyormuş yani. Cemal de o kadar, 60 yaşında yürüyüp rahatsızlığı var o zaman. Düşkün bir insan. Tabii canım, kendisinin zaten bakıma ihtiyacı var. Cemal'i. Evet, röportajımda da bunu belirttim özellikle. Kendisinin zaten bakıma ihtiyacı var. Bakıma muhtaç bir insan. Gülistan'ın da zaten bakıma ihtiyacı var. Bakıma muhtaç bir insan. İki bakıma muhtaç bir insana... Bu evlendirme dairesi nasıl nikah aktine onay veriyor? Biz bunu da anlamış değiliz. Yani kendisi Cemal zaten vereyim. Hasta ve yaşlı düşkün onun bir insan. Onun cevabını vereyim. Yani burada tabii ailelerin devreye girip, yani onlar kendileri doğru karar veremiyorlar diye hastaneden bir rapor alıp, bu raporu işletirseniz, bunların zamanları da var yalnız. O zamanlarını da takip ederseniz, o zaman evlenmeye gittikler. Şimdi nereden bilsin nikah memuru nedir ne değildir? Ama girdiği zaman o kayıt yapıldığında böyle bir kayda ulaşırsa tabii ki kıyılmaz nikah. Yani sizi anlıyorum ama bununla ilgili de yapılması gerekenler var. Yoksa kimse fal açıp da bu kendini idame ettirir mi, ailesi yanında mı bilemez. Görme engeli evlenmeye mani değil. Mani ya hocam değil. Zaten... Aynı şekilde yürüme engeli de 60-65 yaşında bir adamın yürüme engeli de evlenmeye mani değil. O nedenle... Ya hani Cemal Gülüş şey sana aşkım aşkım diyor. Ben anlamadım bu ne aşkı. Yani... Yani böyle biri, yani anlamıyorum hocam, yani bu ne aşkıdır? Yani kendisi zaten evlenmiş, ayrılmış ve yani kendi hayatını sürdüremeyecek kapasitede bir insan. Yani düşkün diyebileceğimiz bir insan. Gülistan zaten yaşantısı belli, yaşam standartları belli. Üniversiteli bir genç kızken kendi ağına alıp Gülistan'ı nasıl çekti, nasıl kandırdı inanın bilmiyorum. Ve en çok şu an biz şeyden, yani en büyük korkumuz şu an nerede, ne yapıyor? Kimlerin yanında, ne şartlar altında yaşıyor? Bizim en büyük endişemiz bu hocam. Yani acaba ne yapıyor? Günlük hayatında ne yiyor, ne içiyor? Yani hayatını nasıl idame ettiriyor? Neyle geçimini sağlıyorlar? Mesela Cemal geçimini neyle sağlıyor? Ne iş yapıyorum dedi size. Ya Müge Hanım, aşkım. Cemal kendisi ismini söylemek istemediğim büyük bir restoranda kelle paça şef, kelle paça çorba ustası olarak tanıttı. Kendisi işte bu işlerle uğraşıyormuş. Zaten biz bunun sosyal medya hesaplarına baktığımızda kendisinin bu restoranların arkasında ve önünde poz verdiğini, böyle işte çorba tencerelerin arkasında, önlükte falan, büyük bir ihtimalle daha önceden bu işi yapmış kendisi. Ve bu piyasada da bu işte tanınmış bir insan. Ama sokaklarda kalan adama evet. restoranda evet. Ama artık tabii ki şu an yani. Büyük bir ihtimalle hani o bütün işlevselliğini yitirdiği için artık büyük bir ihtimalle ya de ben çalışmıyor. Ben sizi çok iyi anladım yani, haklısınız da. Hani kim sizin yerinizde olsa aynı şeyi düşünür. Aslına bakacak olursanız anlattığınız doğruysa, yani böyle belediye yardımı için falan. Evet evet. Belki şimdi Cemal tek başına belediyeden alacağı yardımla, yanımda bir de benim görme engelli karım var, bakın biz sokaklarda kalıyoruz deyince, tabii her belediye onlara işte bir takım apartlar var, orada kiralarını karşılıyorlar falan, yardım artar. Yani, siz de onu düşünüyorsunuz Müge Hanım, benim gerçekten anladığım kadarıyla. Hani keşke şu şekilde olsa, inanın yani buna bile artık belirli bir süreden sonra şey diyoruz hani, ya görseydik ama şu an inanın yani ne şartlar altında yaşıyor, ne yiyor, ne içiyor. Bir de kadın olarak bir kadının
yaşamsal ihtiyaçları var. Bunları nasıl karşılıyor bir görme engelli olarak? Yani kendisi zaten çok titiz bir insan. Yani günlük hayatında hani sabah rutininden akşam rutinine tutun. Hani temizlik bezinden saç bandanasına kadar her şeyin ayrı ayrı şey yapan bir insan. Çok iyi görünmüyor hayatım, onda haklısın. Ki şimdi telefonumuzu Hasan Bey aramış. Hasan Bey günaydın. Günaydın, iyi yayınlar mı canım? Çok teşekkür ediyorum. Tam aile diyordu ki ne yapıyor şu anda bilmiyoruz diyordu. Siz bizi aramışsınız. Biz biliyoruz. Buyurun. Ben şimdi şöyle, öncelikle geçmiş olsun, Allah kavuştursun. Amin. Şimdi ben işim gereği akşamları saat 8.30'dan 11'e kadar Balat'ta olmak durumundayım. Burada bizim takıldığımız kahvede saat yani kapanmaya yakın, bizim kalkmamıza yakın ama her gün düzenli olarak yani 10.45-11 arası bu Gülistan Hanım geliyor ama görme engelli olduğu çok böyle şey oluyor. Hep böyle şeye bakıyor. Gözlerini böyle şey yapma, yukarıya bakıyor. Böyle göz teması zaten kurmuyor. Biz görme engelli olduğunu tabii de bilmiyorduk. Bir iki verdik. Gönder, çay içer misin, şu bu falan filan dedik. Hiç konuşmuyor kesinlikle. Neyse veriyoruz parayı, gidiyor. Köşeye dönüyor, köşeye döndüğü yerde kahvaltıcı var. Kahvaltıcının orada birisi geliyor, bunun elinden paraları alıyor. Bunu gören de benim arkadaşım, ben görmedim. Bundan sonra daha bu kıza dedi para vermeyin dedi. Birisi geliyor burada paraları elinden alıyor. Bak işte. Şüphelendiğimiz gerçek dedi. Çıktı. Nasıl biriymiş? Ha? Nasıl biriymiş o parayı elinden alan? Şey daha yaşlı. Bundan çok daha yaşlı Cemal'den bir... Cemal'den bahsediyor. Bundan çok daha yaşlı bir yani geliyor. Bundan paraları eline alıyor dedi. Ya Hasan Bey gece 10.45'te mi geliyor bu kız? Gece. 22.45, 23 arası. Cemal kim bilir bunun başına daha neler getiriyor ve ne çıkarlar sağlıyor bu Gülistan üzerinden. İnanın düşünmek bile istemiyorum. Bunu yapan bir insan, bu vicdansızlıkta ve bu kötülükte, bu kötü kalplilikte olan bir insan daha da neler getiriyordur? Hiç düşünmek bile istemiyorum. Yorum bile yapmıyorum yani. Yani şimdi bakın Balat'ta çok güzel yerler var. Gidilecek, gezilecek, yemek yenecek falan ama şimdi görme engelli bir kızın gece saat 10.45'te... Belli Müge Hanım. Yani kahveden bahsediyorsunuz değil mi? Erkeklerin bildiğimiz normal kahveden. Ya kahve bir de hani böyle şey değil. Yani çok, standarttan çok altında bir kahve, öyle söyleyeyim. Daha öyle. Fazla şey, açık etmeyeyim de. He, yani böyle kadın erkek kafeterya gibi bir yerden bahsetmiyorsunuz. Normal bildiğimiz erkek kahvesinden bahsediyorsunuz. Aynen. Tamam, ne işi var bu kızın gecenin saat 11'inde? Dilendiriyor Müge Hanım. Balat'taki erkek kahvesinde. Dilendirdiği açık ortada zaten. Veriyoruz diyor zaten. Şüphelerimiz zaten bu yöndeydi. Beyefendiye de teşekkür ederim. Bizim şüphelerimizi de doğruladı. Canlı yayınla izleyip bağlanmak isteyenler lütfen bağlansın. Gülistan'ı hani nerede gördülerse bağlansınlar. Hani daha da yani çok üzgünüm ya. Söyleyecek Hasan bir şey Bey, bulamıyorum. Kaldıkları yeri bulabilir miyiz? Şöyle. Ya ben sizi bir arattığım bir arkadaşım var. Orada kalan şeyler var. Bir de Cemal Gülistan'ı tutabilir mi? Numarasını vereyim. Çünkü bu bizim bahsettiğimiz kahvenin 100 metre ilerisinde bu belediyenin sokakta kalanları konaklattığı bir otel var. Ha. Büyük bir ihtimalle aynı tarzda bir. Ya bir şey söyleyeceğim. Balat dediğin yerde zaten kadınlar pazarından aşağıya evet, in Balat yakın, işte yani. Yakın yerlerden evet. Bahsediyoruz yani. Birbiriyle bağlantılı evet. Mekan. Ya onun üstü de işte kadınlar pazarı, kadınlar paşından aşağıya in sola dön Balat işte yani. Müge Hanım ben bunun vasiliğini istiyorum. Tek dileğim vasıf olmasın bir de. Valla bunu böyle sokaklarda dileniyorsa alırsın zaten, almalısın da bence. Bu arada gösterir misin Kadriyeciğim? Gülistan'ın Marmara istasyonları, Kadıköy, Üsküdar gibi yerlerde de dilendiğini söyleyen yani telefonlar bu, geliyormuş. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. Kendisi yani çevremizde bizi bilenler bilir. Gülistan'ın ne şartlar altında ve ne standartlarda yaşadığı ortada. Yani kendisine bu hayatı nasıl layık gördü ve kendisi neden bize gelmek istemiyor anlamıyoruz gerçekten. Hocam Gülistan beni... dönsün. Biz bu yaşanan her şeyi zaten unutacağız. Tehdit ediliyor olabilir, evet, evet, zorlanıyor hocam, olabilir. Hani hangi şartlar içerisinde hani buna sürüklendiğini bilmiyoruz şu anda. Şüphelerimiz hep bu yönde hocam. Ha, evet, yani büyük olasılıkla kendi isteğinin dışına çıkmıştır olay. Tamam. Korkuyor olabilir. Evden kaçış sebebi önemli. Hocam o meselede yine eğer Müge Hanım müsaade ederse yine açıklarım. Kendisinin
Görme engelli bir arkadaşı. Ben üstü kapalı anlattım. Peki. Anlatırım ben evet, size hayır, aslında. Müge Hanım biliyor. Yani ben biliyorum. O kaçış sebebi halledilseydi belki bütün bunlar hallolmayacak. Dedim ya işte bir tane arkadaşı varmış. Ailede o arkadaşıyla görüşmesini evet. istememiş. Dolandırıcı olduğunu söyleyince olarak gitmiş. Öyle mi? Bir beyefendi daha telefon attığımızda. Beyefendi günaydın. Alo. Günaydın efendim, buyurun. Günaydın, merhabalar Müge Hanım. Buyurun. Merhabalar. Buyurun. Ben Gülistan Hanım'ı geçen sene Balat'ta, Fatih'te eşimle birlikte ben otelde kalırken kendisini geçen Ramazan'da ben orada gördüm. Orada bir tanıyorum. Demin bir resim vardı. Bavulla bir şeyler satıyordu. Evet doğru. Ben şu an tam karşımda. O resimdeki bavulda hayırseverler, oradaki insanlar, vatandaşlar gönlü kopatıp veriyorlardı. O da satıyordu. Bunun eşi de hasta, yürüyemiyordu, gözleri de görmüyordu zaten doğru düz. Onun da gözleri sıkıntıydı, bacakları da sıkıntıydı, sürekli yatıyordu. Fakat bizim ilgimizi çeken olay şuydu. Benim eşim daha çok konuşuyordu Gülistan Hanım'la. Yemek veriyorlardı, o katlar o tarafa. Açamıyordu, biz açıyorduk. Kocası hiç ilgilenmiyordu. Hatta yani resmen zulüm yaptırıyordu. Yani görüyordu, hakaret ediyordu. Benim kaldığım odanın tam bir altında kalıyordu. Çok bağırıyor, çok çağırıyordu, çok sesleri geliyordu adamın. Biz kadına dedik ya niye buradan bu adamla berabersin sürekli? Çek git dedik. Ya dedi ki abi dedi ben dedi evliyim dedi seviyorum kocamı. Biz de bir şey diyemedik. Geçen sene otelden çıkarken bize şunu söyledi adam. Ya dedi kalacak yerimiz yok. Evin önünde bir tane adam kadınlar var. Onunla nereye gideceğiz dedi. Siz de gelin. Biz de dedik hayır dedik. Biz dedi biz kendimize başka iş bulduk. İstanbul'da şimdi eşimle birlikte gidip çalıştık. Şu anda resmini görünce aramak istedim. Fakat kadın, adam onu kullanıyor kadıncağızı. Gülistan'ı kullanıyor. Gerçekten yani şu anda gülüyor ama bence timsah gülmesi. Yani ben o adam yanında annesinin de kardeşinin bacısının dediği gibi evet onu resmen kullanıyor kardeşim. Yani o kadın o hak etmedi orayı. Ben bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Müge Hanım, size de. Müge Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Geçen sene biz yerini öğrendik ya, eşim yanına gitmiş. Babasını, yani bütün o halk eşimi linç etmek istemiş. Demiş ki, kimsiniz? Ben babasıyım deyince herkes durmuş. O yaşlı adam diyormuş, bu benim kızımdır, etrafa sağa sola. İnsanlar yanlış anlamış yani babamın... Evet. Babası oturtturup dilendiriyor zannediyorlar. Öyle mi? Bir hanımefendi telefon attığımızda. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Gülistan Nartin ve Cemal Nartin bizim kuruluşumuza kalan engellilerimiz. Eylül ayından itibaren. Eylül ayından bu yana sizin özel bakım evinizde, Büyükçekmece'de evet. kalıyorlarmış, öyle mi? Evet, doğrudur. Nasıl geldiler? Kendileri evleri yokmuş, kalacak yerleri yok diye bizim kuruluşa kabulünü yaptık. Aile Bakanlığı tarafından yönlendirildi. Peki ne anlattılar ailesiyle ilgili? Yani burada aslında var evi, yani bakmak isteyen ona bir ailesi de var. Ne anlatıyor ailesiyle ilgili? Kendisi ailesiyle görüşmek istemediğini, hiçbir şekilde iletişim kurmadığını, eşini de severek evlendiğini, evlendiğinde felç değilmiş, sonrasında felç geçirmiş. Bu sebeple de bizim kuruluşumuza geldi ama Gülistan ablanın anlatımı, eşiyle evlenmeden önce de bir bakım merkezinde kalmış yaklaşık 2 sene. Evet. Bunu da teyit ettirdim. Ben kaldığı bakım merkezinin sorumlu müdürüyle de görüştüm. Ama ailesiyle görüşmek istemiyor mu? Belki bir acaba hani seni arıyor deseler bağlanır mı? Ailesiyle kesinlikle görüşmek istemiyor. Yani o ailesinin iddialarının aslında Cemal amcanın değil, ailesinin onu o şekilde dilendirmeye çalıştığını ifade ediyor. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ben bir kere çok teşekkür ediyorum en azından hani devlet himayesi altında haber verdiğiniz için. Bak Eylül ayından beri oradaymış. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yani yaklaşık Müge 4 Hanım, aydır falan. Ben onu yanıma istiyorum, yanıma. Yani... Peki aile ziyarete gelebilir mi? Gülistan Hanım görüşmek isterse gelip görüşebilirler tabii ki. Ama Gülistan abla kuruluşa geldiğinden beri kesinlikle görüşmek istemediğini söyledi. Bu halde daha yalnız pek aklı da yerinde olmayabilir yani. Evet, ya da evet. Yani bir inat mı artık? Bu kadar da inat da sürmez.
Yani Müge Hanım, ben kendisinin psikolojik problemler yaşadığını düşünüyorum. Belki bir tedavi görürse içinde bulunduğu bu buhrandan da kurtulabilir. Belki daha önce ailesine kavuşturduğunuz genç kız gibi Gülistan da bize yakınlaşır ve her şey normale döner. Bizim tek talebimiz bu. Zaten en son ki o olayı izledikten sonra bizim içimize bir yeşerme oluştu. Yani dedik ki neden Gülistan'da böyle olmasın? Büyük bir ihtimalle o da içinde bulunduğu psikolojiden kaynaklı bizden uzaklaşıyor ve bizden nefret ediyor. Yani annemden ayrı kalmayan, annem olmadan erkek kardeşimin evinde bile kalmayan, yani benim evimde bile kalmayan bir genç kız nasıl olur da bu kadar ailesinden nefret eder ve bu kadar ağır ithamlarda bulunur? Ki Dilen, bizim onu dilendirdiğimizi söylüyor. Gülistan hep böyle şeylerle insanları şey yapıyor. Hani bakın ben ondan uzaklaşıyorum, bir gerekçe göstermeye çalışıyor. Kendince, akılınca mantıklı bir gerekçe gösteriyor. Ama zaten görüntüler ortada. Allah razı olsun, canlı yayına katılan kişiler de, görgü tanıkları da bizi doğrulayacak nitelikteler. Yani biz kimse, hiç ya kimse... Canım, dilendirecek olsanız gidip Anadolu Lisesi'nde okutmazsınız zaten. Aynen. Yani şimdi... hiç kimse bağlanıp da ya bu kızı dilendiriyor diyemez. Zaten doğru sözün de yemine gereği yok yani. Müge Hanım, Çorlu Anadolu Lisesi beni çok iyi biliyor. Biz Gülistan'a buradan sesleniyoruz. Verdim. Hani bizi dinliyor olabilir, bizi duyuyor olabilir. Gülistan, biz seni aramak için buraya geldik. Biliyorsun seni ne kadar çok sevdiğimizi. Evet, çok seni sevdim. Her zaman, her zaman çok seviyorum. İstediğin kadar bize laf say, bağır, hakaret et. Yani biz seni bu yönlerinle seviyoruz. Gel yanına bak, senin var ya her şeyin duruyor. Bandanan, çantan, kulaklığın, akıllı saatin. Konuşan JAWS programlı bilgisayarın, konuşan programlı bilgisayarın. Her şeyin özel, biliyorsun. Her şeyin, her şeyin hazır. Şimdi zamanı bilmiyorsun. Gel yanımıza, eski hayatına geri dön. Ne istiyorsan onu yap. Yani canın ne istiyorsa onu yap. İstiyorsa onu yap. Sen zaten memur olmak istiyordun. Sürekli EKPSS sınavlarına katılıyordun. Bir hayalin mi o zaman hanımefendi? Şu an belki hani siz yayını ona izletirseniz belki biraz yardımcı olabilirsiniz. Ne dersiniz? Tamam. Tamam. Biz o zaman sizinle tekrar bağlantıya geçelim. Yayını yani izletirseniz çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Ve diğer arayan... Ya kendisinin en büyük hayali memur olmaktı, çalışmaktı, ayakları üzerine durabilmekti. Ama bu mu ayakları üzerinde durmak? Dilendirilmek mi? Bir yaşlı ve düşkün biri tarafından alıkonularak dilendirilmek ayakları üzerinde mi durmaktır? Yani bu... Yani ben de mesela... Yani bu ayakları üzerinde durmanın tabiri bu mu? En artık uç nokta yani. Satmış Müge Hanım, adam telefonunu satmış, kullandı telefonu satmış. Ya zaten satmış. Gülistan'ın kendine telefonu. Aldığı bir cep telefonu vardı. Bilgisayarı da gitmiş, adam hepsi gitmiş. Adam telefonunu satmış. Ya Gülistan'ı büyük bir ihtimalle borca da sokmuş. Tabii, kaç tane borcu var. Çünkü şöyle söyleyeyim, Gülistan'ın... Haciz geliyor sürekli. Gülistan'ın üzerine çok fazla şey var. Babam ÖTV indiriminden, Gülistan üzerinden bir araba almış ÖTV indiriminden faydalanarak. Ooo! ÖTV indiriminden faydalanan. Evet. Ama şöyle bir şey var. Bunu Gülistan kendisi, baba benim görme engellere özel bir indirim oluyor. Alın. Biz zaten bunun parasını babam ödedi, arabayı aldı. Daha sonra Gülistan bu arabanın üzerine bir sürü icra koydu. Arabanın üzerine sürekli icralar geliyor. Halbuki Gülistan'ın bu arabanın satış alma süreciyle hiçbir alakası yok. Sadece ÖTV indiriminden faydalandırdı aile. Dur biraz bekleyelim, dur şimdi. Bunları artık iyice kızdırmayalım. Dur bakalım. Arkadaşlar da gidip şimdi ulaşmaya çalışırlar, konuşmaya çalışırlar. Ben anlıyorum. Sonuçta siz diyorsunuz ki evi var burada, evine gelsin. Evet, evi var. Ama odası işte... var, düzeni var. İnanın çok kendisi ama konforlu yaşamı seven bir insan. İşte daha o ilk gidiyor ya, yurtta kalıyor. İşte o zamandan beri başka bir hayat kuruyor kendine. Evet. Aslında yeni değil yani. Evet, evet. Ama ya sizin orada gene gözetiminiz altındaydı bu evlilikle ya beraber. Şey şöyleydi, biz onu o sosyal tamam, medya hesabından biraz hani bugün ne yapmış, ne yemişler, ne içmişler bakıyorduk. Ya biz... Zaten tamamen hani kaybolunca... Ama evlilik tabii çok enteresan. Şimdi bayram diye, seyran diye bu enişte nereden ortaya çıktı meselesi. Orası biraz garip. Peki. Ah öyle mi? Ay Gülistan telefon attınız demiş. Hadi alo deyin. Sen annesi olarak mı? Müge Hanım, günaydın. Günaydın, hoş geldin telefonumuza, yayınımıza. Teşekkür ederim. Nasılsın Gülistan'cığım? Çok iyiyim, çok şükür. Çok şükür iyiyim. Bak anneni görüyor musun televizyonda? Ay onu görmez olaydım inşallah. Ama deme öyle annene. Müge Hanım şöyle söyleyeyim ben. O zihirler, yapılan iddialar tamamen yalan.
Onlara inanmayın. Kesinlikle ben direndirilmedim. Ben kendim çorap satıyordum, mendil satıyordum, bir şeyler satıyordum. İnsanlar yani gelip benden bir şeyler alıyorlardı. Bazı insanlar da şöyle yapıyorlardı. Ben diyor yani almayacağım. Yani parasını vereyim. Yani bunu başkasına ver. Öyle şeyler söylüyorlardı. Hani öyle de yapıyorlardı. Hatta ben birkaç kişiye öylesine yani çorap falan da verdim. Bedava hani param yok dediler. Ben verdim yani. Yani bu dilencilik midir? Yani sizce yani bir insanın alın teriyle kazanması dilencilik falan değil. Görüyorsunuz orada yani çantamın falan fotoğrafını çekmişler. O dilencilik midir Müge Hanım? Ne lüzumu var diyor ailen? Ya onların ifadeleri tamamıyla yalan. Onlar benim üzerimden kredi kullandırıyorlardı, kredi kartlarımı kullanıyorlardı. Her şeyi bana yapıyorlardı. Onları söylediler mi peki size? Bir de bir oyun oynadılar ben evde yokken. Ben borçlu olmadığım halde benim üzerime haciz takibi koyduruyorlar. Hesaplarıma banka bloküleri koyduruyorlar. Yani ben de şöyle öğreniyorum. Ben başka bir kuruluşta kalıyordum daha önce. Yani biz oturuyorduk. Hani bir şeyler alacaktım. Yemek söyleyecektim. Siparişi verdim. Gülistan'cığım sen şimdi ailenle beraberken çalışıyor muydun? Tabii çalışıyor olarak gösteriliyordum bir kuruluşta. Ne yapıyordun? Özel bir sektörde. Çalışıyordun. Ne çalışıyordun? Ne diyordun? Yani hangi görevdeydin? Yani bir çalışıyor olarak gösteriliyordum engelli kadrosunda. Tamam ama çalışıyor muydun yani? Gidiyor muydun işe? Hayır gitmiyordum. Gitmiyordun. Yani çalışmıyordun yani. Evet çalışmıyordum ama hesabıma paramı yatırıyorlardı. Daha sonra o sipariş geliyor. Bak şunu anlatmaya çalışıyorum Gülistan'cığım. Yani sen şimdi istesen o engelli kadrosundan başka şirketlere de girip çalışabilirsin. Şimdi bak az önce bağlandı Hasan Bey. Senin şimdi Balat'ta dilenmeye ne işin var? Kahveleri ben dilenmiyordum. İnsanlar ben istemediğim halde bana para veriyorlardı yani. Beni tanıyorlar. Senin şimdi gece saat 11'de Balat'ta erkeklerin gittiği kahvede ne yalan işin var? Yalan söylüyorlar. Geceleyin 11'de ben hiçbir zaman Balat'a gitmedim. Tamam kaçta gidiyordun? Ben yalan söylüyorlar. Kaçta gidiyordun? 11'de gitmiyordun. Küçük pazar esnafları bilirler beni. Tamam, sabah biliyorum. Saat yani en geç saat 10 8 9 gibi 9 10 gibi gidiyordum. O cumartesi pazarları kuruluyordu yani. Tamam Gülistan'cığım ben de diyorum ki sana niye böyle sokaklarda iş arıyorsun ki sen yani normal bir işe girebilecek gibi de eğitim almışsın. Senin bir de geçenlerde de şöyle benim aklımda şikayette bulunmuşlar. Gülistan üstüne vasi istiyoruz. Onun şuuru getirilmiş. Benim hiçbir zaman şuurum yerinde yani. Ben polise gittim ifade verdim ya. 16 Şubat mıydı öyle bir şeydi. Bundan 2 hafta önce filandı. 2 mi 3 mi hafta önce filandı. Gittim ifade verdim yani. Hatta Gülistan, burada sosyal hizmetler Gülistan, sorumlusu kişiyle gittim. Gülistan sesimi tanıdın mı Gülistan? Ya ben sizinle hiçbir zaman görüşmek Gülistan, istemiyorum. Gülistan biz yani. Seni ne kadar lütfen çok seviyoruz. Lütfen konuşmayın Müge Hanım konuşsun benimle. Tamam sen nasıl istersen Gülistan. Gülistan bir ailen gelsin de seni bir görsün. Efendim? Bir ailen gelsin seni bir görsün. Hayır kendisiyle kendi ailemle kesinlikle görüşmek istemiyorum ben. Gülistan canlı yayına katılan bir beyefendi senin her akşam belirli saatlerde dilendirildiğini zaten görmüş. Yalan onların hepsi yalan. Yani Gülistan bak bunun dışında birçok kişi aradı. Bunu da destekleyecek nitelikte açıklamalar yaptı. Yalan. Ben çorap falan satıyordum ya. Onu nereye direnmiştim? Gülistan, Cemal'in seni hırpaladığı da mı yalan? Yalan. Sen Cemal'i seviyor musun şu an? Aranızda hala evet, eskisi çok gibi seviyorum, aşk çok var mı? Çok seviyorum. O da beni seviyor. Ya zaten Cemal hasta ve düşkün bir insan. Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl birbirinize sevgi verebiliyorsunuz? Ben kuzumu seviyorum. Benim seviyorum. O beni seviyor. Beni seviyor. O sizi ne ilgilendirir? Gülistan Cemal yanındaysa Cemal'i de verir misin? Cemal'le de bir konuşalım. Ya sinirim bozuldu. Müge Hanım sizinle iletişime geçebilir miyim? Lütfen onlarla görüşmek istemiyorum ben. Gülistan. Tamam. Dur şimdi siz bir konuşun o zaman. Gülistan senle bir konuşsun arkadaşlar. Gel ben seninle bir tanışayım. Evet bir tanış.
Çok teşekkür ediyorum Gülistan'a da hanımefendiye de. Bizim arkadaşlar bir konuşsunlar bakalım ne yapabiliriz diye. Ama... Yani Müge Hanım ortada... Hayatım çok sağlıklı evet. değil. Ortada yani zaten beyefendi biz tanımayız etmeyiz. Allah rızası için canlı yayına bağlandı ve gördüğünü söyledi. Bunun üzerine daha ne söylenebilir ki? Daha ne yorum yapılabilir? Söylenecek hiçbir şey de yok. Onu şimdi... Yani bu kaldığı bakım evi de önemli aslında. Şimdi o bakım eviyle de iletişime geçersek belki daha faydalı bir yöntem bulabiliriz. Şimdi hazır orada. Onların orada bütün uzmanları, doktorları da vardı. Şimdi onlar da görmüş oldular. Biz psikolojik bu anlamda bir tedavi görmesini istiyoruz. Müge Hanım tütün malzemesi hiç kullanmayan kullanıyor adam. Tamam neyse. Öbür her şeyi kullandırmışlar ona. Sağ olun, biz duyduk. Anlıyoruz. Kendisi bizzat söyledi. Yani en azından şu anda sağlıklı bir ortamda. Ama tabii ya hayatta olduğuna sevindik. Ve bir sosyal hizmetler kurumunda olduğuna da sevindik. Allah devlete zeval vermesin. Evet yani açıkçası biz acaba sokaklarda mı yatıyor? Ya da farklı şekillerde mi yaşamını idame ettiriyor diye kafamızda soru işaretleri vardı. En azından bu şimdi soru işaretini şimdi yayında söylemeyeceğim. Şimdi bizi izliyordur. Yayında söylemeyeceğim. Bekleyin ben size reklam arasında konuşacağım. Gelelim İzmir Kiraz'a gidelim. İzmir Kiraz'daki cinayeti, 37 yaşındaki Erdem Kaynağ'ın cinayetine. Bugün bekledin mi bizi misafirimiz? Ha? Turan Bey. Turan Bey de biliyorsunuz Erdem'i öldürdüğü iddia edilen Halil'in karısına seni öpmek istiyorum diye telefon açtı iddia edilen kişi. Ben hiç öyle bir şey söylemedim. Nereden çıktı? Ben de mahkeme celbiyle bunu öğrendim zaten diyen kişi. Onun da anlatacakları var. Onun anlattıklarını aslında Halil Erdem'e işte tehdit etti, ölümle tehdit etti anlatımlarını. Halil Bey kabul etmiyor çünkü diyor ki o da benim karıma göz koyduğu için hani onun anlattıkları çok sağlam değil demeye getiriyor. Bugün her şeyi konuşacağız. Bu da amma karışık işe. Yani karışık da değil, şöyle karışık. Yani sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeceğim. Neden Halil Bey 9 ay cezaevinde kalıp neden serbest bırakılmış? Ben dosyayı okudum anlayamadım. Yani vardır tabii herhalde hakimlerin de bir bildiği. Acaba dosya hakimi mi değişti? Yani evet. Dosyayı okumak... Hakim 3 kez değişti. Hah işte. Yani. Çünkü hakim herhalde okumadı. Uzun süreli tutukluluktan dolayı bir şey oldu. Yani uzun süreli tutukluluk görünce herhalde dosya okumayı bekliyor. Ne diyeyim ki başka? Zaten ilk hakim... Bir izleyelim neler yaşadık başlayacağız. Erdem Kaynağ'ın cinayetine zemin hazırladığı söylenen görümce canlı yayınımızdaydı. Akıllardaki başlıca soru bir ihanet dedikodusundan benzer bir söylentiyle intikam alındığı yönündeydi. Fadime Hanım, her şeyin şöyle başladığı iddia ediliyor aile tarafından. Siz eşinizle bir problem yaşıyorsunuz, ailenizin evine geri dönüyorsunuz. Ve iddialara göre de eşinizden ne yazık ki şiddet uygulanarak evinize geri dönüyorsunuz. Hayır. Böyle bir şey olmadı mı? Hayır. Peki bir beyefendi telefon attığımızda... Ablacığım bu Fadime Dinç hep yalan söylüyor. Bunlar Ödemiş'te hayvan bakıyorlarmış. Evet. Orada patronuyla iyi olmuş bu. İyi olduğu için buraya kaçak gelmiş. Ha? Deli yüzü mor. Ben düştüm ve dudağımın üstü yarıldı, burnum şişti, suratım muratım mor değildi. Niye yalan söylüyor? O gelini onlar birbirini kedi köpek gibi yediler. Sen benim lahuma edersen demiş, bu yalanları senin üstüne atarım demiş. Vurdukça hançer vurun siz. Sizin baba evinize dönmenizin gerekçesi olarak bir ihanet dedikodusunun ortaya atıldı. Bu ihanet dedikodusunu da şu an şüpheli olarak gören Halil Bey'in eşinin ortaya attığı ve sizin de bunun üzerine gelininizden intikam almak için onun adını Erdem'le bir başka dedikoduya karıştırdığınız iddia ediliyor. Hayır böyle bir şey olamaz. Çünkü ben onların da ahlaksız bir durumu ya da bir şeysini görmedim. Telefonda kendi dediğine göre konuşma duymuş. Siz dinlediniz mi o konuşmaları? Hayır ben bir şey duymadım. Şimdi aile diyor ki tuşlu telefon kullanıyorsa sizin abiniz Halil Bey nasıl evet, cezaevindeyken Erdem'le Hatice'nin arasında bir aşk yaşandığını dinlemiş olabilir. Halil Bey ses kaydı var diye kafa sallıyor Müge Hanım. Telefonu kollu kuvvetleri almış. Almış yani arabadaydı. Ses kaydı duruyor muydu telefonda? Tabii. Tamam bu ses kaydını duydu. Sonra gidip de bunu Erdem'e sormadı mı yani? Sordum. Yok demiş. Ben hiç öyle bir şey görmedim. Öyle bir şey mi? Olmadığını söylediler. Halil Bey bu cinayeti siz mi işlediniz? İşlemiş olsam benim burada ne işim var? İki kuzenin ortak arkadaşı Turan Şentürk, başından vurularak öldürülen Erdem Kaynağ'ın cinayetten önce başına silah dayandığı iddiasını gündeme taşıdı. Sen dedi çok şeyler biliyorsun. Kim bunu diyen? Halil Kaynak. Kim söylüyor buna? Ne biliyormuşum ben? Gidelim yanına dediğimde götüreceğim. Götürdüğümde ya onun kafasını sıkacağım ya senin kafanı sıkacağım. Şimdi Halil Bey, Turan Bey'in böyle bir iddiası var. Şimdi bu kafa
kafaya sıkma lafı Turan Bey'e ettiniz mi? Hayır efendim, yalan. Tamam, Turan Bey neden sizin için böyle bir iftira atıyor? Bunlarla kanka olduğu için. Dedikoduları senaryoya yazan zaten biri o. Turan da onlara mı uydu yani? Benim illa ki yani. Rolcülenleri Turan. Bendin silah olduğunu bilen Turan. Niye sizin silahınız olduğunu niye bir tek Turan bilsin ki? Köyde herkes bilir. Ya Turan arabasında pompalı tüfekle geziyor. Sen belinde ekmek bıçağı taşıdığın için. İşte Turan'a husumetin bundan kaynaklanıyor senin. İki kuzenin yanı sıra bir başka ihanet iddiasıysa iki arkadaş arasındaydı. Turan Bey, sen de şimdi bu Halil'in karısına seni öpmek istiyorum diye mesaj mı attın? Hayır, ben hayatım boyunca bir sefer aradım. Ona da kötü bir şey demedim zaten ben. Okumuşlar dosyada. Hayır, benim böyle bir şey yok. Sen dedin ki Halil bana dedi ki kafasına sıkacağım birilerini ama isim söylemedi dedin. Ama şimdi ortaya çıkan şey senin bu Halil'in karısına mesaj attın. Senden şikayetçi oldularsa o zaman senin bu sözlerin de sallantıya girer. Kesinlikle, ben Mesut Koyuzdağ'ın dükkanında çalışıyorum. Defalarca orada benim yanıma geldiğini şahitlerim de var. Geldi, sen dedi çok şeyler biliyor musun? Beni götüreceğim, yüz edeceğim, onun kafasını sıkacağım, senin kafana çıkarım orada o anda dedi. Bu hanımefendi, siz madem onu aramadınız da niye sizin hakkınızda şikayetçi oldu Halil'in eşi? Ben aradım, ben kötü bir şey söylemedim. Kil gütme ve ayyuka çıkan söylentilerin dışında para husumeti de cinayete neden gösterildi. Benim şüphem varsa bunun ölümünden kim yararlı olacaksa ben onun üstüne giderim. Kim faydalı oldu? Kardeşi. Mustafa mı? Veya amcası. Evet. Gelip burada yaşayamadığı için bir İzmir'de, bir Ankara'da, bir bilmem nerede hayat yaşarken Erdem'in ölümünden sonra geldiler burayı çörüklendiler. Erdem'in ölümüne o yararlandı. Paranın kaynağını kesti. Erdem düşman oldu. Gittin 4 tane sıktın kafasına. Halil, bunu kabul et. Akan çeşme kurudu sende o yüzden. Erdem'in cebinden az yemedin. Bizim ekmeğimizle geçindin. Sonra da kalktın çocuğu öldürdün. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Turan Bey, hoş geldiniz. Sizin tabii bu olayla ilgili bir takım iddialarınız var. Evet. Aile de sizin bu iddialarınıza çok güveniyor. Ama Halil Bey'in eşiyle olan ilgili durumunuz var. Ben önce oradan başlayayım. Çünkü Halil Bey de buradan sizi vuruyor aslında. Evet. Bir taraftan da haberi de olmadığını söylüyor. Yok, Halil Bey bu konuda benim hakkımda öyle bir şey düşüneceğini zannetmiyorum. Çünkü 30 yıllık arkadaşım. Ben Kiraz'ı işte ben baştan anlatayım. Geçen de ben telefonunu da hatta tam algılayamadım sorulan sorulara. Ben Hatice Kaynağı Kiraz Eski Pazar'da kameranın önündeyim. Kameranın önünde. Baktım, beni görünce ne yapıyorsun Hatice burada dedim. Hatice hışkırarak ağlamaya başladı. Ne oldu dedim ben. Ya telefonu verdi bana. Dedi Öznur diye birisinin dedi telefon numarasını bulmamı istedi. O arada da Öznur bunu aradı. Hastaneye gelmesini söyledi. Hastan nerede abi, burada dedi. Ben gösterdim karşıdaki kaldırıma, burada dedim. Hiç çıkma, zaten önünden gelecek, karşılaşacaksın dedim. Hışkırarak ağladın, sen niye ağladın? Evet. Ama ben vallahi kaçıyor hani, oradan, ben de anlamıyorum. He. Bizim böyle böyle dedi. Ondan dedi. Ben ölüyor dedi, mu? Beni dedi evden dedi çıkarmak istiyor dedi. Kim? Görümcesi. Hatice Dinç. Fadime Dinç. Evden çıkarmak istiyor. Ben nereye gideceğim abi dedi. O sırada kocası cezaevinde miydi? Cezaevinde. E tamam, sen pazarı falan karıştırma. Sen Hatice'yi, yani bizim bu Halil'in eşini gördün pazarda. Evet, evet, evet. Dedi ki beni görümcem evden çıkarmaya çalışıyor. Evet. Neden çıkarmaya çalışıyor? Hıçkırı hıçkırı da ağladı kadın. Niye çıkarmaya çalışıyormuş? Bilmiyorum. O konuda bir şey sorma. Zaten görüşmedim o konuda. Hemen yürüdü. Fadime Hanım da canlı yayınımızda değil mi? Fadime Hanım, bizi dinliyorsunuz herhalde değil mi? Günaydın. Evet. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldin. Yani sizin gelininizle ilgili konuşuyor. Ve gülüyorum şu an. Gülüyorsunuz. Aha. Evet, çünkü yalan olduğunu bildiğim için. Buyurun. Yediği ama yalandır. Söylemiş olabilir belki. Sağlık ocağına. Ama söylemiş olabilir, siz yanlarında değilsiniz. Yok yok, öyle bir şeye konu olmadı yani. Belki yalan söylemiş olabilir, onu bilemem. Niye yalan? Müge Hanım, Hatice, biz Mustafa'nın babaannesiyle annesi öldüğünde taziyeye gittik. 2-2,5 ay sonra. Hatice, Fadime de oradaydı, evdeydi. Hatice bana orada dedi ki, abla dedi, sen benim evimi gördün mü hiç dedi. Görmedim dedim. O zaman gel ben sana evimi göstereyim dedi. Aslında beni tenhaya çekmeye çalışıyordu. Ben gittim. Hatice sigara içmeye başlamış. Sağ olun. Onu da ben orada öğrendim. Hiç.
O gün Hacizi senin şikayetini yaptı Fadime. Biliyorum. Senin şikayetini yaptı. Fadime beni bu evden gönderecek dedi. Benim bu evimi istiyor dedi. Tellerin olduğu yere kadar da Mera'yı ayarlamışsın kendine. Beni buradan göndermeye uğraşıyor diyen Hatice'ydi. Senin derdin mirastı, miras. Peki sana bir şey soracağım. Derdiniz miras değildi de Halil cezaevinden çıkınca evi tarlayı niye sattınız? Bekle, cevaplayayım. Niye sattınız evi tarlayı, niye sattınız? Bekle, sıra sıra. Sıra sıra bekle. O paradan bekle. Sana ne kadar düştü? Sorularını, cevabını sıra sıra bekle. Bekle. Bekle diyor. Sen önce ne dedin? Miras dedik. Derdin miras. Benim derdim miras olmasına gerek yok. Ben babamın, dedemin rahmetli olduktan sonra tarlayı bölüştüm. Senin o çok güvendiğin Ali Sert var ya. Ali Sert'i sor, o bilir. O çok iyi bilir. Ali Sert karısının benim korkusundan konuşamıyor. Abimi, bir dakika bekle. Bekle, bekle, bekle. Kimse kimseden korkmaz. Herkes kendi düşüncesini konuşabilir. Kendi düşüncesini anlatabilir. Yalan ve doğru. Bu beni ilgilendirmez. Ama tapu dairesine gidebiliriz. Yıllarını sorabiliriz. Hepimizin tapuları, hisleri kendi üzerimize. Bunların doğru olduğunu, kanunen hepsi doğru. Buradan gelerek siz insanın üstünü yürümeye çalışıyorsunuz. Ondan mı? Başka tarlanıza, hiçbir şey değil. İnsanın moralini bozmaya çalışıyorsunuz. Ondan mı tarlanıza müşteri çıktığında Huriye halanın kapısına tarlayı alacakları gönderdiniz? Halil kendi gidemedi. Ha? Hissedar hayır, çünkü. Bir dakika. Çünkü hissedar. Huriye halan. Bir dakika. Bir dakika. Huriye halan vermiyor. Satmıyor çarptırma. Çünkü. Çarptırma. Niye çarptırayım ya? Huriye halan. Hissedarsınız. Soruları, amcanızın oğlu Murat'la hissedarsınız. Hisseli tarlayı satamıyorsunuz. Evet. 49 seneliğine icar sattınız. Doğru mu? 2 milyona sattınız. Hem de Karaburç köyünde Samancı Hüseyin'e sattınız. Evet doğru. Sattınız. Ya hem de Halil cezaevinden çıkar sen, çıkmaz sattı. Bakmıyor. Başım bizim bunun cinayetimizle bizim bunun ne alakası var? Bu tarla. Bir dakika şimdi biz bir dakika Turan Bey gelip konuşamadı. Cinayetimizle alakası var Müge. Bir dakika Turan Bey konuşamadı. Bak şimdi sizin gelin gelmiş pazarda karşılaşmışlar ağlamış size. Evet, evet dedi ki Fadime beni evden atmak istiyor. Neden atmak istiyormuş görümcesi? Onun sonrası kalmadı zaten. Yürüdü ondan sonra hastane tarafına gitti. Ha size hiç söylemedi neden? Yok bir şey söylemedi. Sonra? Zaten ondan sonra ben evime vardığımda 10 dakika sonra beni jandarma aradı. Fadime kaynaklan dedi. Şey Hatice kaynaklan dedi. Görüştüm dedi. Görüştüm dedim. Jandarmaya kadar gelebilir misin dedi. Gittim. Gittim dedim. Bu şekilde söyledi dedim. Ondan sonra görmedim. Jandarma niye sizi aramış? Beni görüp de jandarmaya ihbar eden var orada. Hani Hatice ile görüştüğümü dair. Jandarma dedi. Görüştüm mü? Görüştüm dedim. 5 dakika sonra da aradılar zaten. Bir şey söyleyeceğim şimdi jandarma teşkilatı da Allah başımızdan eksik etmesin de pazarda her karşılaşanı 5 dakika sonra jandarmaya çağırmıyor. Bilmiyorum artık jandarma nereden haber aldıysa. Abi nereden haber alacak? Bilmiyorum. Birisi gidip şikayet etmezse jandarma niye seni arasın? Sizdeki şikayet neymiş? Şikayet gerekçesi ne? Hatice ile görüştüm. Orada görüştüm. Ya jandarma size Hatice ile görüşmüşsün demez. Jandarma der ki jandarma. Turan Bey sen Hatice isimli kişiye... Evet. Rahatsız etmişsin de. Hayır, hayır görüştüm mü dedi. Görüştüm. Görüşmek suç değil ki. Hayır, hayır görüştüm. Suç teşkil edecek bir iddia vardır. Evet. Hatice Hanım rahatsız edildiğini söylemiştir. Yok o değil. Jandarma da bu o nedenle sonra, niye rahatsız ediyorsun sonra, diye sana o sonra sorar. Benim dediğim ilk benim bu benim yanlış anlaşılmalarım zaten olmaz buradan Turan ileri doğru geliyor. Olmaz. Kiraz jandarması orada. Ama Turan Bey jandarma sizi ara deyip sen... görüşmüşsün. Evet. Neydi adı? Hatice Kaynaklı. Hatice ile dediğinde görüştüm dersin. Görüştüm dedi. De. Jandarmaya gelebilir misin dedi gittim. Tamam ne dedi sana jandarma? Jandarma bunları şey söyledim işte. Hatice Kaynaklı dedi. Ne görüştün dedi. Dedim ki hışkır hışkır ağladı dedim. Beni dedi Fadime Dinç evimden çıkarmak istiyor diyor dedim. Ben nereye gideceğim abi diyor dedim. O yüzden. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim ya. Sorduğu bu. Başka bir şey sormadım. Ama şimdi Turan Beyciğim iyi de hani hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ama ben de şimdi artık bu yalanın dolanın dinlemekten artık çok sıkıldım. Valla ne yalan söyleyeyim. Bence herkes sıkılıyor. Şimdi jandarma niye arasa seni onunla görüştüm? Ben şu hanımefendiyle burada görüştüm. Bilmiyorum. Jandarma beni görüştüm ve görüştüm. Bilmiyorum. Niye jandarma beni arasın? Bilmiyorum. Beni aradılar, geldiler, gittim. Jandarma beni aradığında der ki sen o kadınla görüşmüşsün. Evet. Ona da hakaret etmişsin ya da ne bileyim dövmüşsün ya da bir teklifte bulunmuşsun. Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sadece beni aradılar. Görüştüm, görüştüm dedim. Jandarma. Hadi söyleyeceğim. Size kiraz jandarma kimse kimseyle görüşmesin diye oraya kanun mu koydu? Ne dedi? Gittim.
Beni arayıp söyledikleri bu. Ya sen gittin de yani ne için gittin? İşte Hatice Kaynaklan'ı görüştüğüm için. Hatice Kaynaklan görüştünüz mü? Görüştüm. Ne konuştuğunu sormaları için beni çağırdılar. Hayır, şikayet yok. Jandarma beni aradı telefonla. Kiraz jandarması. Gittim yani ben ifade sırf ver. Senin Hatice ile görüştüğünü evet. Teyit bakımından doğru mu değil mi diye bunu öğrenmek evet. için mi sordu? Evet. Başka bir evet. sual yok. Başka bir şey sormadı. Teyit bakımından. Görüştüğümü de söyledim. Ne görüştüğümü sen orada seni aradığında görüştün müden sonra ne dediler? İkinci, üçüncü cümlelerini söyle de o zaman anlaşacağız. Görüştün mü? Görüştüm. Sonra sana bir şey de ikinci bir soru daha sordular. Ne sordular? Başka bir şey sormadılar bana. Abi başka bir şey sormadan olmaz. Tamam görüştün mü? Görüştüm. Sana demişlerdi tabii, ki sen, tabii. Sen şöyle şöyle dedin mi? Şöyle şöyle evet, yaptın evet. mı demişler. Ne konuştu sana diye sordular bana. Tamam sen de demişlerdir ki şunu söyledin mi? Ya da şunu yaptın mı demişlerdir. Ne evet. dediler? İşte dedi ki ne görüştün dedi. Hadi Hatice'nin zaten beni anlatmış olduklarına. Tamam şöyle şöyle dedin mi demişlerdir. Evet. Ne? Söyledim. Ay onlar sana ne dediler? Sen onlar bana bir şey demedi. Bana bir şey söylemedi. Tamam görüştün mü diye sordular. Bu ilk soru. İkinci evet. soruları ne oldu? Başka bir şey sormadılar. Sormadılar. Ben çıktım geldim onun sonra jandarma karakoluna. Siz haberdar mısınız bu işten? Ha benim dediniz bana hanım. Evet evet. Hastaneye geldi. Hatta sağlık ocağını biz beraber görüştük. Tamam, ablam canım. Midesinden rahatsızdı. Ondan sağlık ocağına bir kere geldik. Mideden boş ama o gün görüştü mü bilmiyorum. Hayır jandarma niye arıyor Turan Bey o görüşmeden sonra? Ha bilmem ki. Ondan haberiniz var mı diyor yok, bu olay. Ondan yok yok hayır hayır ne ara kadar. Turan'ın yüzünü dahi görmedim ben. Daha ilk yani. Kez görüyorum şu an. Hatice Hanım anlatmıştır. Halil Bey anlatmıştır. Öyle bir şey olmadı. Söylerdi çünkü o... Sağlık ocağına geldiği gün ben de sağlık ocağına ya dolaştım. Ya biz bu Hatice Hanım'la niye görüşemiyoruz Müge? Biz bu Hatice Hanım'la niye görüşemiyoruz? De. Turan yalan söylüyor ki. Yalan söylüyordur ya. Ne siz de orada çalışıyor ve jandarma karakol orada. Jandarma karakol orada. Ne için çağırdıklarını da anlatırım. Karakol diye ifade verdim. Tamam tarlada çalışıyorsa tarla orasıdır yani. Turan'a... Hayır niye şimdi biz böyle bir kör dövüş içindeyiz anlamıyorum. Hatice Hanım'a gidelim. Kendileri ekran önüne çıkmak istemiyorlar. Niye? Ne oluyormuş ekran önüne çıkanı yiyorlar mıymış? Ne oluyormuş? Halil Bey izin vermiyor. Yani Halil Bey biz geldiğimiz Halil zaman korkuyor, zaten. Halil korkuyor Müge Hanım. Yani Halil... evde olduğu zaman bile içeri giriyor. Hatice saf bir kadın. Ağzından laf kaçıracak diye korkuyor. Kız kardeşinin de karısının da başını bekliyor laf kaçırmasın diye. Açık net. Halil orada sen mı? Sen öyle düşünüyorsun Erozum. Halil'e bir şey soracağım. Sana bir dakika. Hatice bir dakika, neden bir dakika. Zehir içti cezaevine girmeden önce? Neden intihar etmiş? Ya konudan konuya gitme. Konudan konuya gitmiyorum. Bir bizimle konuyu açıklamaya getirmeden. Işte. Bizimle bağlantılı. Senin miras derdine bağlantılı. Erdem de senin miras derdine öldü ya zaten. Ya bizim miras derdimiz yok ki. Sen niye miras derdi yapıyorsun? Miras derdi yok artık sattınız zaten. Sattınız satılacak bir Allah. Şey kalmadı ki. Muradına kızım. Erdin. Muradına ya, erdin kapı erdin. Belindi. Sadece bizim çocuk toprağın altına gitti. Sen muradına ya. Erdin. Tövbe estağfurullah. Şükür benim aklım bana yetiyor. Senin gibi kıvırmıyorum. Belli zaten. Bana cevap verin ya Hatice neden zehir içti? Ben? Neden hastanede yattı ve hiçbiriniz ya o kadının başına gitmediniz? Erdem size o kadının başına niye gitmediniz dediğinde neden Erdem'i evden kovdunuz? Niye? Hadi. Sen söyle niye? Kim kime Erdem evden kovmuş? Erdem? Hatice bu Fadime'nin miras derdine seni göndereceğim babanın evine kovacağım işte burası bana kalacak burası benim olacak. Tek derdi miras. Hatice'ye bu baskıyı yapa yapa Halil'den şiddet de görmüş. Üstüne bir de zehir içmiş. Hastane raporlarını Kira Devlet Hastanesi'ne raporlar çıkacak. Erdem'den de yardım mı istemiş? O esnada Hatice hastanede yalnızmış. 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 Ne Fadime başında ne kocası Erdem başında. Akşam Erdem gelmiş. Sen neredeydin Erdem o zaman? Erdem eve gelmiş. Erdem eve sen gelmiş. Neredeydin? Ya kadın hastanede yatıyor siz niye evdesiniz demiş. Halil evden kovmuş Erdem'i. Ben Halil için de bir şey soracaktım. Herkes düşündüğünü öldürür kelimesini söylemiş. Bu ne anlama geliyor? Kim demiş onu? Halil. O gün burada. Ne demek herkes düşündüğünü? Herkes düşündüğünü öldürür. Herkes yani yayından da bakabilirsiniz. Ne oluyormuş herkes düşündüğünü öldürür? Çok saçma bir kelime yani.
Sen ne anlıyorsunuz? Yürüyen köpeğe taş yetmez. Herkes düşündüğünü öldürür. Herkes düşündüğünü öldürür. Aman bir tane var. Tamam, atasözü bu. Falan diye. Bu atasözü. Atasözü mü var öyle? Atasözü öyle olur mu? Ha? Atasözü öyle hiç atasözü. Herkes düşündüğünü öldürür diye atasözü mü var? Bir dakika bir. Ben, hiç benim atasözümde deyimler sözlüğümde öyle bir şey yok. Bunların yalanlarını. Bir dakika neymiş, herkes düşündüğünü öldürür mü? Ya sen bir bak bir dakika. Sen az önce miras sordun ya. Bir dakika durur musunuz arkadaşlar ya? Herkes düşündüğünü öldürür değil. Herkes sevdiğini öldürür diye bir böyle şiir vardı. Bir dayı mı ne vardı o? Ezel dizisinde onu mu söylüyorsunuz yani? Neyle insan? Onu mu söylüyorsunuz? İyi yani. Ayşe istereyle insanlar kendini Perşembe günkü yayında Halil Kaynak kendi ağzıyla söylüyor onu. Ama atasözü değil. Hiç öyle atasözü ben duymadım. Bizim evde var kaç tane atasözü. Bir anlamı da yok. Herkes düşündüğünü öldürür. Lafın ne anlamı var? İşte biz de onu soruyoruz. Neden söyledi o kelimeyi? Yok öyle demedim. Ben taşlara köpek demedi anlamında. Demedi. Ne taşlara köpek ne o ne? Onu söyle. Allah'ım. Dur bir dakika. Allah'ım hakikaten ne köpek. Yürüyen ne? Köpeğe taş yetmez. Herkes düşünür öldürür. Yayında var. Perşembe günkü yayında var. Hayır. Ben o kelimeyi kullanmadım canım. Kullanmadı değil mi? Kullanmadı değil mi? Ne olur mu? Yalanmadı. Söyleyin beklemeyin. Kullanmadı. Bak yürüyen köpeğe taş yetmez kelimesi. Ve düşündüğünü öldürür arasında bir cümle daha var. Sen söylemedin, Halil söyledi. Onu ben bilmem. Ha! Ne oldu? Ne oldu? Ağzından laf kaçacak, korkuyorsun ya. Ağzından laf kaçacak diye ödün korkuyor. Ya niye korkacaksın? Korkmuş olsan kanalı çık. Fadime Hanım söylemek istediğini söyleyeyim. Çıksan ne diyorsun be kem küm. Bir şey dediğim yok ki. Kem küm başka bir şey yok. Yetmez dedi, bir şey çıkmıyor ya. İnternette. Her üreyen köpeğin ağzına bir taş atacak olsan dünyada taş kalmaz diye birisi yazmış. Niye taş atıyorsanız köpekleri ben de anlamıyorum yani. Köpeğe kim taş atmak istiyorsa kendi kafasına doğru vursun o taşı. Ondan sonra öyle de yok yani. Ötekisi hiç yok yani. İnsan düşündüğünü öldürür. Halil açık ve net söylüyor. Buraya köpeğe taş yetmez. Fatıma Hanım demin bir laf etti ama. Bu benim dikkatimi çekti. Güzel de bir laf ettiniz. Korksam kanala çıkmazdım dediniz. Ağzımdan bir laf kaçacak yani diye. Korksam çok güzel takdir ediyorum. Kanal hani böyle çıkıp konuşmanızı doğru ve ya da yanlışlarını yanlış toplamak ama, için. Ama bir dakika kelime. Fadime Hanım bir saniye. Tamam çok güzel. Özür dilerim. Pardon. Benim aklıma da şu geliyor ama. Siz kanala çıktığınızda korkmuyorsunuz ve ifade ediyorsunuz. Ama o zaman Hatice Hanım niye çıkmıyor nasıl kanala? O hakikaten iddia edildiği gibi ağzından bir laf kaçar diye mi korktuğu evet, için doğru. Kanala çıkmıyor. Yok, zannetmiyorum. Sizin deyiminizden yola çıkıyorum. Sizin söylediğinizden yola çıkıyorum ben. Yok. Tabii. Abisi de çıkmıyor. O da çıkmıyor. Tercihini kalmış bir şey. Hakim karşısında da ifade vermedi. Bu kadar iddia varken hakkında artık tercihten çıkıyor. Çünkü ortada da bir cinayet var ya. Yani tercihlerimize hani birileri zarar görmediyse, bir olay ortada yoksa tabii ki herkesin kendi tercihidir. Ama artık ortada bir cinayet varsa, bununla ilgili bir suçlanma söz konusuysa ve bir tanıklıkları, bir takım olaylarla ilgili tanıklıkları varsa ve bunları söylemekten imtina ediyorlarsa, o zaman benim aklıma sizin demin söylediğiniz cümle gelir. Çok da güzel ifade ettiniz. Hani korksam kanala çıkmam, ağzımdan bir şey kaçırırım diye korksam kanala çıkmam dediniz. Çok da doğru. Benim az zaman aklıma Hatice Hanım acaba ya da abiniz hani ağızlarından bir şey kaçacak diye mi korkuyorlar da uzak duruyorlar, kanala çıkmıyorlar diye. Hani bunu paylaşayım istedim sizinle. Şevki Hocam sağlıklı bir cevap vermiyorlar ki, kanala çıksalar ya. Ne olacak? Hatice bir cevap olabiliyor de. Muyuz biz? Bir cevabını şeyden alalım. Hatice şeyden alalım. Fadime Hanım da. Ya onların hakkında kararını ben veremem. Sizce onların tercihini kalmış bir şey. Sizce ama niye çıkmıyorlar? Yani neden ürküyorlar? Ben söyleyebilirim. Avukatı çıkma demiş de o yüzden. Bilmiyorum. Ama bilemem. O zaman kendileri konuşmuş, belli ki biliyorlar.
Ya nasıl bilemem? Abin cinayet sanlısı, cinayet şüphelisi ve sen hiç abinle bu meseleyi hiç mi konuşmuyorsun ya? Bir saniye, bir saniye hanımefendi. Bir saniye, şimdi konuşmama gerek yok. Abinizle mutlaka konuşmuşsunuzdur. Kendi altında olanı kendi savunur. Mutlaka abinizle konuşmuşsunuzdur. Ben kendi evliliğim ayrı, onun kaynıyor. Neyse, bu arada evet. Yok, kardeşinizle yani konuşmadım. Siz herhalde bu oysa herkes öldürür sevdiğini şiirinden bahsettiniz. Oscar Wilde'ın tabii bunu... Allah rahmet eylesin ya, Tuncay Kürtis çok güzel seslendirmişti. Ezel dizisinde değil mi? Ezel dizisinde de bu şey olmuştu. Çünkü herkes öldürür sevdiğini ama herkes öldürdü diye ölmez. Ben de son cümlesini seviyorum. Yani sen öldürme, hani sabah enişte kaçırmıştı ya kız yani. O öldürdü sevdiğini ama o öldürdü diye o ölmeyecek yani. Rahmetli Ramiz Bey okumuştu bu şiiri. Ramiz değil. Rahmetli Ramiz Bey, evet. Evet. Ya evet, evet, öyle işte yani. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Tuncay Kürtis'e. Evet, evet. Tamam. Şimdi bir dakika hanımlar. Yani tam adam bir cümle söylüyor, hanımlar kavga ediyor. Bir cümle söylüyor, hanımlar kavga ediyor. Jandarma çağırdı, konuştun mu dedi. Demek ki siz orada konuştuğunuzda kadın da ağladı ya. Evet. Kadın gitti jandarmaya, demek ki sizi şikayet etti. Kadın değil, başkaları bizi jandarmaya aramış. Ne demişler? Hani onunla görüştü. Hasan Kaynak aradığını söyledi bana. O zaman Turan Hatice'yi evet, ağlattı dediler. Hatice'yle görüşüyordu diye aramış. Beni öyle söyledi Hasan Kaynak. Ya belli ki o ağlatmış. Ha, sen mi ağlattın abi? Hayır, ben hayır. Ben bilmiyorum. Benim tamam, peki senin bu hiç önümüzdeki günlerdeki davan bununla mı alakalı? Evet. Benim telefon etti diye zaten buradan çıkıp gidiyor benim ondan sonra. Ben zaten telefon etmemin sebebiydi bu. Kadın hışkır hışkır ağladı. Var size bir şey diyen dedim ben. Ha. Muhtarı söyle, jandarmayı ara diye Hatice Kaynak söyledim. Sen bağlantı arıyorsun. Ha. Ondan sonra Hatice Kaynak Gürsel Özengiller'e gidiyor. Bak akşam saat 7'lerde ben Hatice Kaynak'ı arıyorum. Saat 8, 9, 10, 11 buçukta Hatice Kaynak jandarmaya götürülüyor. Başkaları tarafından dolduruluyor. Jandarmaya götürülüp benim hakkımda telefon etti. Şunu yaptı, bunu yaptı diye şikayetçi olunuyor. 12 buçukta jandarma beni arıyor. Gelebilir misin? Gittim. Yine sabah 6'ya kadar jandarmada beklettiler beni. Tamam, ne dedi jandarma sana? Hatice Kaynak dedi, böyle böyle aramışsın. Aradım. Aradım diye söyledim. Şunu ne dedi sen dedi. Şunu söyledim dedim. O kişilerden uzak dur. Şöyle bunları anlattım işte. Hı. Sana inanmadılar demek ki. Bilmiyorum. Ondan sonra sabah 6'da bıraktılar. Ben çıktım. Ondan sonra millet dedi ki Turan Hatice'ye kameranın önünde sıkıştırmış. Ya hayır, ben kimseyi sıkıştırmadım. Mobese'nin. Sıkıştırdı dediler işte sana. Evet. Sıkıştırdı diye benim şey yaptılar yani. Ben tamam, kimseyi sıkıştırmadım. Mobese'den de çekmişler mi seni? Mobese zaten. Mobese'nin önündeyim. Tamam, ne görüntüde sana izletmiştir savcı. Hayır, benim öyle bir şey izletmedim. Sen savcıya da gittin onun üzerine. Hayır, savcıya gitmedim o konuda. Jandarmadan işte direkt sana mahkeme açılmaz ki, sen savcıya da gitmişsin. Hayır, jandarma beni sadece bilgi almak için çağırdı. Hatice'yle görüşüp görüşmediğimi teyit etmek için çağırdılar. Savcının da bir ifadesini alıp hayır, böyle mahkeme açması gerekmiyor mu Rami Bey? Gıyabında mı açılmış? Hayır, jandarma. Ya savcının da olmaz senin bir ifadesini. Bir ifade vermesi gerekir. Ya jandarmada verdiğin ama, ifadeyle... Evet. Jandarmada ifade verdin mi? Verdim. Hayır, o ifadeye istinaden mi dava açıldı? Savcı ifadeni almadı mı? Hayır. O sonra. Sonra ben dava açıyorlar. Sonra bir de telefon açmış evet, ya. Evet, evet. Ondan sonra telefon açtığımda dava açıyorlar hakkımda. Ayın 21'inde duruşmam var. Senin yok mu duruşma kağıdın elinde? Sana var. Ne diye açmışlar? Var. Suçlama ne? Suçlama, telefonda seni seviyorum, seni öpmek istiyorum gibi meselelerden telefona şey suçlamışlar. Öyle bir kaydım da yok. Varsa da önümü koysunlar, hiç şeyim yok yani. Kimseyi ben sen böyle... aslında tamamen görümcem beni evden atacaktı diye sana evet, ağlarken evet, konuştun ama evet, başına ben acıma duygusundan geldi dolayı zaten kendisini ama aradım. Mutlaka savcı bir ifadeni almıştı. Aldı, aldı tabii. Tabii o konuda he ifademi aldı. Savcı gitmedim diyorsun savcıya ya. O konudan gittim. Jandarmanın beni ifadeni çağırmış olduğu. Almadan oldu dava açılmaz. Evet. Tamam. Benim evim bana ait. Hı? Telefon etti dediği konudan bana dolayı jandarmaya gittim. Bu konu yalan. Neden yalan? Hı. Onun evi, tapusu ona ait. Benim evimin tapusu bana ait. Bunu tapu tarihini sorabilirsiniz. Alan kişiyi de sorabilirsiniz. Mirasçı Ali Sert'e sorabilirsiniz. Telefondan konuşan Ahmet Bey'i sorabilirsiniz. Tapuyu konuşmuyoruz ama şu an. Hayır, miras değil. Tamam, çünkü evi ona ait. Öyle bir şey olamaz. Ben gelini kovmadım demeye getiriyor. Yalan çünkü. Tamam, bu gelin ya kovamam, kovmadım da zaten. Tamam, bu gelin mevzusu böyle. Buradan bir şey bağlantırarak evet, işi uzatmaya çalışıyorsunuz. Yalan. Çünkü... Ama zaten... Ya Saniye abla, sen biliyorsun bizim ben tapuları kendiniz bölüştüğümüzü. Kaçaklı gitti her ya. Her şeyi biliyorsun, neden yalan konuşuyorsun? Ama zaten...
zaten tüm her şey, kaçak her şeyin başlangıcını buraya bağlıyorlar. Ya zaten yani bu siz... olay duyulduktan sonra tamam. Hayır hayır. Zor şey... bir dönem atlattılar. Kendi aralık. Bir dakika. Doğru ben... olan ne acaba sizde? Arkadaşlar zaten her şeyi buraya bağlıyorlar ya. Siz kocanızdan şiddet görüp eve geliyorsunuz. Evde evet. Gelini istemiyorsunuz. Gelini istemediğiniz için gelin de sizin Vadime, ben sana bir şey sormak istiyorum. Yaşadıklarınızı defalarca için... Cevriye Yayla'ya sen aradın mı sen... Hatice Kaynan şey evden gitmesi için defalarca. Defalarca ben yanındaydım, benim yanımdaydı Cevriye Yayla. Benim baldızım. Benim baldızım. Ben de Cevriye'ye her zaman söylemişimdir yardımcı o kadın diye. Ya? Sen kime kime yalancılık yapıyorsun? Yazıklar olsun. Hayır yalancılık değil. Ya. Ben bu yaşadığımı sana ben size anlatıyorum. Yazıklar olsun Turan abi. Fadime. Ne diyordu Cevriye'ye? Sen yazıklar olsun sana Turan. Yani Cevriye diyor mu söylüyormuş. Bir dakika ne diyor mu? Ne dediğini bilmiyorum. Cevriye diyor mu arayıp görüştüğünü biliyorum. Ya başkasının ağzıyla başkalarının görüşmesiyle başkalarının söylemesiyle devamlı bu şekilde yürüyorsunuz. Cevriye diyor mu seni dedi ki beni karıştırmayın. Beni karıştırmayın diye söylediğini biliyorum. Tamam ne demişti ben Cevriye'yle bilmiyorum, bilmiyorum sormadım. Biliyorum dedin ya. Hayır Cevriye'nin görüştüğünü biliyorum. Benim yanımda görüştü. Ama ne konuştuğunu bilmiyorum. Cevriye konuşuyor kendiliğinde. Abicim Hatice'yi evden göndermek için Cevriye'yle konuşmadın mı demedin mi az önce? Tayinatını sormuşumdur. Evet. Öyle bak yerden yere konuşuyorsunuz ya. Gılıf arıyorsunuz başka hiçbir şey değil. Bak suçluya ayırayım. İnsanların hayatına dair bir adam sorunda değilsiniz. Erdem öldüğünden beri. Fadime, Erdem öldüğünden beri olay yeri inceleme, savcısı, jandarması, bütün güvenlik güçleri, evet. Resmi mercilerin hepsi yalan evet. Konuşuyor. Bir sen, bir yengen, bir abin doğru konuşuyorsunuz. Bana bu Allah olaydaki ben... gerçek ne söyle ya, o zaman? Sen benden. Senin yengen mahkemede hakimin karşısında bile ayağım ağrıyor dedi ifade vermekten kaçtı. Ben... Çıksın Hatice karşımıza çıksın. Hayır dediği doğru ağrıyor çünkü. Ağrıyordu çünkü da. Çünkü kalçası çıkarttı. Pardon. Zor yürüyordu. Beni bir yürüyerek dinle. Yürüyerek geldi ve ben o gün oradaydım. Ben. Onu savunabilirim. Benim ağzımı bozdurma şimdi. Fadime. Saat 5'ten gece 12'ye kadar. Yürüyorum. Fadime. Gördüm. Gece bak 5'ten 12'ye kadar biz gece o 12'ye kadar diyorsun. Mahkemedeydik. Sabahtan geldik. Evet ben. Sen gece yarısına kadar. Bir Hatice, bir sen adliye koridorunda git gel yaparken ayağını ağrımıyordu da hakimin karşısına çıkınca mı ayağı ağrıdı? Hatice, ha bir dakika yalan konuşma. Git hakim, gel eden bendim. Hakim bile, hakim bile anladı be. Hakim. Turan'a, Halil Kaynaklı göz göze gelerek Erdem'i öldüreceğini siz... söyledi mi diye söyle dediğinde Turan Halil'in gözüne bakarak sen Erdem'i öldüreceğini söyledin dedi. Yüzleştirdi. Hatice niye orada ayağı ağrıyor diye zıpladı. Sesi çıktı. Bir... Niye çıktı? Hakim, Hatice hakim niye uyardı? Hakim Hatice'yi niye uyardı? Bak. Ya hakim niye uyardı? Hani sesin çıkmıyordu? Hani hastaydın? Hani bir şey bilmiyordun? Şimdi benim karşımda çıkıp neye bağırıyorsun diye seni içeri atarım ama diye. Ama bak söyledi bir dakika. Mi, söylemedi o mi? Gün mahkemenin olduğu gün ben dışarıdaydım. Ve yanlarındaydım. Ama içeri girmedim. Girdiğimi var mı kanıt? Kapının ağzında hatta... oturuyorduk Fadime. Kapının ağzında bütün sesi biz de duyuyorduk. Siz oturuyordunuz. Ben kapının ağzında oturmuyordum. Yalan konuşma. Siz kapının altında dinliyordunuz ve sizi uyardılar. Hayır. İleri gidin dediler. Bunu yemin ederim. Yalan söyleme. Dinliyorsunuz diye halamlarına. Dinleyeceğim tabii. Hakimin içine giren girip çıkan tabii kişi. Tabii ki de dinleyeceğim. Ha, dinliyorsunuz diye ve sizi uyardılar. Dinleyeceğim tabii. Oradan gizli şekilde dinlemeye kalktınız. Olayın ne olduğunu bilmek ama benim de hakkım. Uyardılar mı? Uyardılar mı? Ona cevap ver. Uyardılar mı? Uyarmadılar demedim ki. Hadi ha, bak ben oradaymışım dışarıdaydım ben. Adliye ben koridoru, adliye koridoru, koltukları. Gücüme gitti. Bak mevzumuz adliye koridoru değil. Yalan konuşması hepsi gücüme gitti. Fadime bizim mevzumuz. Elinde, ananın eline yedi ekmeği yazıklar olsun. Fadime. Çok. Herkes bizim mevzumuz adliye koridoru dakika, değil. Bekle. Fadime ben adliye, yalan konuşmuyorum. Ben abine cinayet sen işledin de demiyorum. Sen, ben böyle bir şey bilmiyorum. Ama beni konuşulanlara siz beni hep yalanlıyorsunuz. Sen gerçekten bak. Sen gerçekten gerçekleri hiçbir zaman konuşmadın. Ben hiç namusum için gerçek ben namusum üzerine yemin ederim bir kelime ama yalan söylemedim olsun. Daha. Hiçbir şey demiyorum sana. Namusum sana üzerine yemin olsun. Ederim bir şey yalan söylemedim daha. Ben mahkemeler yargılanıyorum sizin yüzünüzden. Ben sizin
sizin, senin mahkeme senin. Öyle işlenen zaten bir kurtuldun yok benim, ki. Benim kimin kimin namusuna göz diktiğim Kiraz'da, Ödemiş'te, İzmir'de kimin namusunu göz diktiğim hiç görülmüş mü? Bir tanesi benim için desin ki. Sizin ama benim hakkımda ne diye bu şekilde şikayetçi olunur? Kurtuldun yok ki diyorsun. Sorduğumuz zaman da ben bir şey bilmiyorum diyorsun. Ya ben mevzularınızdan kurtulamıyorum diyorsun. Ben bu konudan dolayı 105 gün hızlı yargılamadan ceza aldım. İtiraz ettim. İtirazım kabul gördü. Tekrar duruşmam devam ediyor. Ben niye yalan söylüyorum? Ne ceza aldı? Devlet öyle görmüş, öyle olmuş. Bir dakika, ne diye ceza aldı? 105 gün hızlı yargılama, seri yargılamadan gıyabıma ceza kesildi. Ben o anda da cezaevindeyim. Hangi konuda hızlı yargılama? İşte bu telefondan ha. Görüşme muhabbetinden. Ha sen bir de ceza da aldın. Evet, ceza da aldım. İtiraz ettim. Cezam bozuldu. Cezaevinden itiraz ettim. Aynı savcı benim cezamı itirazımı kabul gördü. Mahkemem duruşma devam ediyor. Ama şimdi Turan Bey, siz bu gelinle artık ne olduysa bu olaylar olduğunda Erdem'in cinayeti olmuş muydu? Hayır. Evet. Olmamıştı. Yani bu ya hayır hayır. Erdem'in cinayeti olmuştu. Halil cezaevindeydi. Yani Halil içerideydi evet. Erdem'in cinayetinden dolayı mı size gelin hanımın böyle bir iftira attığını düşünüyorsunuz? Sen de siz nasıl anlaşıyorsunuz köyde? Yani siz belli ki hani aynı muhitin insansınız değil mi? Aynı okulda geçeceksiniz, aynı tarladasınız. Nasıl anlaşıyorsunuz? İnsana göre yalaklık yaptığınız için anlaşıyorsunuz. Erdem'in cinayetinden dolayı Halil Kaynak içeride. Tamam. Hatice de zaten hüngür hüngür ağlıyor kadın. Kadını da bu devamlı orada. Evden çıkarmak istediğini söylüyor kadın sen bana. Sen o mahkemede Halil cezaevine girerken mahkemede Halil'in aleyhine ifade verdin mi? Kim? Sen. Verdim. Verdim. Ne dedin? Aleyhine ifade vermedim. Beni söylediklerini söyledim. Tamam ne dedin? Ne, bize de anlatır mısın? Ben Mesut Kocadağ'ın orada çalışıyorum. Demir sardım. Bahçerası köyüne demir götürüyorum. Giderken bir kilo alkol aldım. Hı. Halil'i aradım. Eşi de o zaman annesinin babasının evinde. Kimin? Gidebilir miyiz dedim Halil Kaynak'ın. Fadime eşi. Neyse giderim dedi. Beraber gittik. Giderken yolda o alkolü aldık. Demiri döktüm geri geldik. Gelirken yine aradığımızı böyle konuştuk. Erdem dedi beni şikayetmiş dedi. Erdem de dedi. Ondan önce Erdem'le konuştum. Biz Erdem'le beraber otururken Halil Kaynak'ı aradık. Dedik ki... Erdem kimi şikayet etmiş? Erdem şikayet etmiş Halil Kaynak'ı. Öyle diye? Söylüyor Halil Kaynak. Ne diye? Erdem şikayet etti beni diyor Halil Kaynak. Tamam ne diye şikayet etti? Uyuşturucudan dolayı. Heh cezaevine girmeme evet. Erdem evet. Sebep oldu. Evet. Kine bırakıyor evet, diye. Kine bırakıyor. Neyse ben dedim ki Erdem seni şikayet etmedi. Seni dedim Haydar'ın Talib'in düğünü günü Erdem'in beni söylediği oraya da geleceğim. Haydar'ın Talib'in düğünü günü kime ne vermediysen ya seni şikayet eden kişi o olduğunu söylüyor Erdem dedim. Erdem seni şikayet etmediğini söylüyor. Ne demek Haydar'ın Talib'i güllü güllü? Talib'in düğünü günü. Düğün varmış o gün köyde. Talib'in düğün günü. Evet düğün günü. Heh. Orada Halil'in bir şeyi vermediğini iddia ediyor Erdem. Birisi geliyor Halil'in yanına. Halil bir şey vermemiş. O kişinin şikayet ettiğini söylüyor Erdem. Yani uyuşturucu madde mi vermemiş? Evet. Ne vermediyse artık bilmiyorum uyuşturucu madde falan demedi. Neyse ben dedim ki. Halil dedim bak çocukların hanımından gitmiş dedim ayrılma. Duran dedi ben dedi çocukluğumu yaşamadım. Ben dedi gönderdim. O hatta benden de ne isterse de vereceğim. Ben de hakkı kalmasın. Bırakacağım ayrılacağım dedi. Kim çocukluğunu yaşamamış ya? Halil. Hatice'den ötürü. Çocukluğumu yaşamadım dedi. Niye çocukluğunu yaşamamış? Bilmiyorum. Çocukluğumu yaşamadım. Ben bu şikayetlerini bulacağım dedi. Ondan sonra geldik onu bıraktım ben. Birkaç sefer... Bana koca kurdum orada çalışıyorum yine sanayide iki tane kendisi biri söyledi. Yani o zaman şöyle söyleyelim Müge sana Halil Bey şey demişti ben cezaevine girmemden dolayı Erdem'i suçlamadım demişti ama Turan Bey diyor ki bana söyledi. Evet. Beni Erdem şikayet etmiş. Evet ben de Erdem'i şikayet etmediğini söyledim. Evet öyle söylemişti Müge Hanım evet. Efendim. Bak Müge Hanım bunlar hepsi yalan konuşuyor. Bir de baştan başlayayım. Bir şey soracağım. Biz de söyleyelim. Bir dakika. Eksik. Ben abine cinayet işledi demiyorum. Cinayet konusunda bir bilgim yok. Bir dakika. Sen bak. Sen onlar hep gel. Benim Ödemiş'ten geldiğimde Erdem, sen, abim hepiniz oturuyordunuz. Senin Ödemiş'ten geldiğinde ben Seferi Sarı'da oturuyorum. Yanlarda, arabaların yanında. Allah Allah. Ya bu mevzuları Kiraz Cumhuriyeti biliyor Allah aşkına. Ben 15 senedir seni hiç görmedim. Göçüm geldiğimde. Hep sizin oraya geliyor bak değil mi? Allah! Ben sene... Siz hep beraber içiyordunuz. Siz beraberdiniz. Neredeydik? Bak bir dakika. Çünkü Erdem onu şikayet edemez. Onu düşünemez. Neden?
Zaten etmedim. Toplantıya seni kaybedemez. Çünkü o kendisi de içiyor. Kendisi de beraber içiyorlar. Çünkü hayır etmedim dedi zaten. İçin. Benden biliyor dedi. Onu şikayet etmez. Erdem benden biliyor dedi. Ama dedi onu şikayet eden kişi Haydar'ın Talim'in düğünü günü ve bir şey vermediği kişi dedi. Benden biliyor adam dedi. Tamam abim, ama abi şüphelenmiş abim işte. Abim bir şüphelenmiş ama Erdem de Turan Bey'e ben şüphelenmiş olsa. Ben abi demiyorum ki sen cinayet işledin. Abin cinayet işleyip işlemedin ben bilmiyorum. Bu konuda bir bilgim yok. Kendisini cezaevine attırmış olan kişiyi öldürdü mü diye konuşuyorlar. Ya siz hep yüksek sesle konuşuyorsunuz. Ben çünkü de bağırmıyorum. Onlar beraber demek öyle oluyor. Bak cezaevinden düştükten sonra o Erdem onları bırakmadı. Beraberlerdi. Evet. Saniyenge annemin öldüğü gün sabahleyin Erdem traktörü bırakıp arabayı alıp da gidip de hazırlanıp cezaevine gitmeyecekler miydi o gün? O günlerde bir şey yoktu zaten. O günlerde bir şey, o günlerde bir şey yoktu. Durur musunuz Turan Bey? Sonra siz bunu anlattınız. Aslında bak, bir dakika aslında bir saniye. Halil'in cezaevine girmekten dolayı Erdem'in onu şikayet ettiğine dair bir kuşkusu olduğunu size bahsettiğini iddia ediyorsunuz. O kabul etmiyor. Sonra ne oldu? Sonra işte Erdem ben şikayet etmediğini söyledi. Tamam. Ben etmedim dedi. Tamam. O benden biliyor ama dedi ben şikayet etmedim onu. Tamam. Sonra siz Erdem'le ilgili size Halil Bey ne söyledi? Erdem'le ilgili işte galiba ben dedi beni şikayet ettiğini düşünüyorum. Tamam Erdem... onu geçtik. Başka şeyler de var. İşte silah mevzusu var. Adam öldüreceğim mevzusu var. Ne var? Onların işte hepsini anlat. Silah mevzusu? Silah için ben bir şey demedim ona. Sen de biliyorsun geldi, ya işte. Halil zaten beni ondan sonra geldi. Koca kurdun orada ben çalışıyorum. Heh. Sen dedi çok şeyler biliyormuşsun. Ne biliyormuşum dedim ben. Seni dedi götüreceğim yüz edeceğim. Ha. Tamam yüz et. Ne oldu dedi. Sizi dedi ya aranızda ne vardı. Ben dedi aranızı buluvereyim. Siz bir konuştum bakalım bir dedi. Neyse dedim ki ben. Üzerimi giydim yolu çıktı İsmail'in bakkalın yanına çıktığımda arayacağım seni dedim. Beni yüz et dedim. Yüz ettiğimde dedi. Ya onun kafasını sıkacağım ya senin kafanı sıkacağım dedi. Kiminle yüz edecek sizi? Bilmiyorum. Daha halen beni o yüz edecek oldu kişi. Ama Turan Bey kusura bakma da sen de hayatı böyle yaşayamazsın yani. Kadınla konuşuyorsun. Çünkü ne bileyim bilmiyorum jandarma çağır. Beni neden suçladığını da bilmiyorum. Ama Turan Bey seni şimdi biriyle yüz edeceğim dediği yüzleştireceğim dediğinde beni kiminle yüzleştireceksin diye insan söylemiyor, sormaz mı? Söylemiyor. Yüzleştirdim dedi. Ya onun kafasını sıkacağım ya senin kafasını söylemiş sıkacağım. Söylemiş işte ya onun kafasına dediği kim? Evet bilmiyorum söylemiyor. Ben de. Erdem diyorsun. Ya kardeşim sen. Erdem diyorsun. Erdem'le yüzleştireceğim demedi bana. Seni birininle yüzleştireceğim. Sen çok şeyler biliyormuşsun dedi. Ha, kimle yüzleştireceğim diye sormadın mı? Sormadım. Götür sen, yüzleştir dedim sen ben. Sen yüzleştirecek olmaz kişiyi bilmeden... Bilmiyorum. Onun sorusuna nasıl cevap veriyorsun? Verdim ben kendimden eminim. Diyeceksin ki... Kendimden ya eminim. Ya kardeşim ben kiminle yüzleşeceksem ismini söyle de... Ben de sana evet bununla konuştum veya hayır yalan cevap vereyim. Hayır benim ama kişi kimin, söylemiyor. Kim olduğunu bilmeden... Evet. Ben sana nasıl cevap vereyim? Çünkü ben onu karşı bir şey konuşmadığımı, arkasının önünü konuşmadığımı yani biliyorum yani eminim kendimden. Emin olduğum için ben giderim dedim ona. Ama ben aradım kendisini dışarı gidiyorum şu an dedi gelmedi. Ondan tamam, sonra peki geldi. Peki sence seni kiminle yüzleştirecek? Bilmiyorum. Bir tahminin bilmiyorum. Vardır senin. Yok. Ya benim 30 yıllık arkadaşım bak kimine şimdi, o güne kadar Bey, zaten benim bu kişiyle sorunum yok. Başlangıcından sonuna doğru sende bir tahmin vardır. Kimi kastediyor bilmiyorum bu adam? Bilmiyorum. Kimi? Defalar, 3 sefer daha geldi benim yanıma. Ya iyi de yani ya senin ya onun kafasına sıkacağım dediği yüzleşme ne olabilir? Yani bilmiyorum. Sen birisi için ay ne kadar kilo almış dedin de yani seni onunla mı yüzleştirecek kafanıza bilmiyorum sıkacak? Yani bilmiyorum, niye kafanıza bilmiyorum sıkıyor bu adam? Bilmiyorum. Ya bu adam senin kafana niye sıksın bilmiyorum abi? Bilmiyorum işte ben de onu öğrenmek tamam, istiyorum. Tamam o gün belki alkollüydün işte ertesi gün sorduğunda sen benim niye kafamı sıkıyorsun? Ondan sonra Mesut Kocaların dükkanının önünde aradan bir hafta sonra falan. Kaktırdım ben de. Küfür etmeyelim he. Evet. Mesut Kocadağ dedi ne oluyor? O oradan gitti ondan sonra. Mesut Kocadağ dedi ne oluyor dedi. Halil mi geldi seni evet, göğsüne ittirdi küfür etti? Halil geldi. He. Halil geldi bağrından ben kaktırdım geri. Tamam. Ne oluyor dedi Mesut Kocadağ. Bir şey yok abi dedim ben ondan sonra. Ben o arada Mesut Kocadağ oraya bıraktım zaten. Ben kendim ondan sonra eve gittim. Evi vardığımda aradan 2-3 gün sonra yine benim çocuk yolda okuldan geliyor. Benim kızımı diyor. 13 yaşındaki çocuk söyledi bana buna. Burada dedi baban nerede dedi. Evde dedim dedi. Görüşeceğiz babanla dedi. Halil. Kızım. Ha, yok Halil demiş benim kızım. Senin kızı. Evet kız geldi benim onu söyledi orada. Ay ne görüşecektir onu bilmiyorum yani. Ne konuda görüşecektir. Ben defalarına söyledim onu görüşelim dedim.
Abicim senin kızının önünü nasıl keser? Sen de adama gidip benim çocuğumun önünü nasıl kesersin demedin mi? Ben kimseye bir şey demedim. Ben Halil'le konuşmuyorum zaten o arada. Gelirse konuşurum. Gelip konuşmuyorum yani. Adam beni sen küfürlü bir şekilde ittirerek ben onunla konuşmuyorum. Ya bilmiyorsun sen mevzuyu ama yüzleşmiyorsun şu anda. Mevzuyu bilmiyorum Müge Hanım, bilmiyorum. Abi atıyorsun. Hani niye suçlandığımı da bilmiyorum ben. E sen iyi de yani Halil'in karısı seni ayrı suçluyor. Kocası evet, ayrı suçluyor. Evet. Sen hiç bilmiyorsun. Zaten bu tehditlerden dolayı ben kendim... Bak 22 tane bayanın için çalışıyorum ben. 22 tane sanat alakta arasın. Gidip hiç sormadın onlara. Buyur. Hiç sormadın. Yok. Peki mahkemede senin yüzüne bakarak seni öldürdün dediğin bu mu? E ne dedi? Söyle Berivan. E onu da söylemiyor. Aslında mahkemede hakim Turan Şentürk her şeyi anlattın mı? Anlattım dedi. En son tanığımız Hasan Kaynak, Erdem'in amcasıydı. En son tanık evet. O girdi. Hasan amca da orada Turan'ın bu anlattıklarını hakim önüne dökünce hakim Turan'a kızdı. Ben sana her şeyi anlattın mı diye sordum dedi. Evet. Yüzünü döküyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Anlatmıyor çünkü. Tekrar tanık sandalyesine çağırdı Turan Şentürk ile Hasan Kaynak yan yana. Sanık sandalyesinde Halil Kaynak. Sen dedi bu Hasan'ın söylediklerini doğruluyor musun? Doğruluyorum dedi. Bir de bunu Erdem'i öldüreceğini söylemiş ya Halil. Bir de dönüp de gözlerinin içine bakarak söyler misin dedi. Turan sırtını döndü. Halil de ayağa kalktı bu ayakta. Göz göze gelerek sen benim yüzüme karşı Erdem'i öldüreceğini söyledin dedi. Hatice bir yandan, Halil bir yandan kıyamet koptu evet. Mahkeme dedi mi? Odasında. Evet. Evet, onu ne zaman dedi? İşte mahkemede. Ya mahkemede değil. Yani sana bu, ne... Dur, abi mahkemeyi bırak, mahkemeye evet. Gelmeden önce Halil sana Erdem'i öldüreceğim diye gözüne bakarak Taşlı ne zaman söyledi? Taşlıyatak köyüne giderken, Taşlıyatak köyüne demir dökmeye giderken, alkol aldığımızda o zaman. Bir dakika şimdi olaydan senin, bir dakika. Ama biz şimdi senin çocuğunun önünü kesmesinde kaldık. Evet. Sonra mı söyledi sana bunu? Önce. Önce söylediyse niye söylemiyorsun işte? Söyledim ya. Dedim ya Taşlıyatak köyüne demir dökmeye gittim. Geri gelirken hanımını hatta hanımının evinin yanından geçiyor. Hanımının tüm haklarını vereceğim. Ben de alacağı kalmasın. O arada. Hayır o gidip geldiğimiz gün. Ben çocukluğumu yaşayamadım. Evet demiş. O gün ben çocukluğumu yaşayamadım. Tamam. Yani ben birini dedi şey yapacağım burada dedi. Ne dedi? Götüreceğim birini götüreceğim dedi. Ben bu beni dedi şikayet eden kişiyi bulacağım dedi yani. Evet, yasaklı maddeden dolayı. Abi yasaklı maddeden beni şikayet edecek kişiyi bulacağım demek bulacağım başka de. Bir şey. Halil Erdem'i öldürecek diye bana söyledi başka bir şey. Hangisi? Öldüreceğim demedi. Bulacağım. Ben bu yasaklı maddeyi eken kişiyi bulacağım dedi. Erdem'in de mahkemede öldürecek. Erdem'in de ben ona şikayet etmedim dediğine anlattım ben onu o zaman. Tamam. O ne dedi cevabı? Cevabı bir şey demedi. Öyleymiş mi? Ha, doğru aklıma geldi. Öyleymiş mi dedi. Öyleymiş mi? Dediği cevap bu. Öyleymiş mi? E sen niye o zaman mahkemede hakime Halil Erdem'i öldüreceğini bana söyledi dedin? Öldüreceğini beni söyledi demedim ben. E demişsin işte. Hani dedin. Hayır öldüreceğini. Dedin. Öldüreceğini beni söyledi demedim. Ya koca mahkemede hani bu, bak. Erdem'i öldüreceğini dediğini Turan, demedim. Turan ben. Abi sen direkt Halil'in döndüğün evet. Gözünün içine bakarak sen Erdem'i öldüreceğini hayır, söyledin hayır. Dedin ya. Beni şikayet eden kişiye, beni şikayet eden kişiye bulup öldüreceğim dediğine söyledim. Erdem'i öldüreceğim. Tamam Erdem'e de gidip sen vardır. Sorduğuna göre, evet. Sen mi söyledin dediğine göre Erdem'in şey orada demek ki ismi geçti. Hayır ben Erdem'i sormadım ben buna. Erdem beni söyledi. Benden biliyor. Erdem'le sonra oturdum ben. Erdem dedi tamam. Ki benden biliyor ama dedi ben şikayet... Erdem niye konuyu sana açtı? Erdem'le beraber oturuyoruz biz. Demek ki senin bu konuyu evet. Erdem... Halil Bey ile konuştuğunu biliyordu. Biliyor. Tamam. Nereden biliyor? Erdem dedi ki ben de nereden buyur. Biliyor? Ben konuştum. Sen tabii ben söyledim. Ben sen söyledim. Bunu evet. Erdem'e söylediğine evet, göre evet. Halil konuşurken evet. Erdem'in adını zikretmiş evet. Olmalı Erdem ki. Erdem de dedi ki zaten sen biliyorum de dedi. Erdem'le konuşacak. Evet. O zaman Halil Bey evet. Demiş ki demek ki mahkemede evet. De senin ifade ettiğin evet. Gibi. Ama Halil'i de Erdem aradı. Erdem beni şikayet etti. Ben evet. De gidip onu öldüreceğim demiş. Evet. Erdem de Halil'i aradı. Biz de oturuyoruz. Ben bak. Sen kuru laf kalabalığını evet. Bırak. Çok kuru laf kalabalığı yapıyorsun evet. Turan Bey. Gerçeği de biraz kıvırıyorsun. Hayır kıvırmıyorum. Sana Erdem'in adını demek ki Halil zikretti evet. Konuşurken. Evet, Erdem şikayet etmiş dedi. Hah, beni Erdem şikayet evet. Etti. Arkasından da ne dedi? Ben şikayet edeni öldüreceğim dedi. Evet. Bu konuşma ne demek? Evet. Ben Erdem'i öldüreceğim Erdem demek. Zaten ben bunu biliyorum dedi. Ha ben Erdem'i öldüreceğim demek. Ha, ben bunu, tamam, ben bunu biliyorum dedi. Erdem neyi biliyormuş onun öldüreceğini benden mi biliyormuş? Benden biliyor dedi ama dedi ben dedi bu kişiyi şikayet etmedim dedi. Yani. Bir dakika dedi Erdem ne dedi? Yani beni öldürmek istediğini mi biliyorum dedi? Evet.
O zaman sen Erdem'e gittin dedin ki seni öldürecek Halil dedin. Bak şikayet eden kişiye öldüreceğim diye söylüyorum. Abi Allah aşkına ya. Allah aşkına bak bir şey söyleyeceğim. Sen de bir kafanı topla şöyle bir salla silkeler. Ben Erdem'i öldüreceğim demiyor. Ben diyor Erdem şikayetti. Şikayet eden kişiyi bulacağım ama bulduğumda öldüreceğim diyor. Erdem'i öldüreceğim demiyor yani. Erdem şikayet etti. Ben de beni şikayet edin öldüreceğim diye. Sen de şikayet edin arayacağım. Evet. Bulacağım evet. Ve öldüreceğim. Bulduğumda evet. E kim bu? İşte o an için konuştu Erdem. O an için konuştu Erdem. Şimdi senin bu konuşmaların, evet, sana sorulan bu sorular ve verilen cevabın, evet, mahkeme huzurunda oldu. Evet. Hakim Bey de bütün bunları zapta geçirdi. Evet. Hakim Bey dosyada bütün bunları, evet, açıklığıyla yazmıştır. Evet. Öyle üstü kapalı bırakmaz. Evet tabii tabii. Ben de ona diyecektim zaten vardır. Bu üstü kapalı bırakmaz zaten. Dosyada, evet, yani bütün açıklığıyla sorulan, evet, soru, alınan cevap, evet, kelimesi kelimesine nettir, açık bir şekilde zapta geçmiş. Erdem Kaynak da zaten aynı gün Halil, Halil Kaynağı aradı. Gel gel dedi. Gel dedi, oturalım beraber dedi. Orada yine konuşuyorlar yani. Halil dedi ben saat 10'dan sonra dedi dışarı çıkmıyorum dedi. Biz de oturduk Erdem'le, ondan sonra Erdem beni evi bıraktı. Daha da görüşmedim ondan sonra. İşte yukarıda. Sonra da Erdem vuruldu. O anda vurulmadı daha. Ya tamam, 2 ay sonra vuruldu. Ya, evet. Tamam, sence kim vurdu Erdem'i? Bilemiyorum. Gözümden gör. Tabii söylenenler de. Var mı Erdem'in başka düşmanı var mı Erdem'in? Bir fikrim vardır. İşte sen gözümüzden görmediğin zaman şu kişi diyemiyorsun. Ya bir fikrim vardır. Turan abi canım, içinden kim geçiyor? Kafanda kim geçiyor? Olayların içinde sen varsın. İçinden geçeni diline dök. Sen biliyorsun, biz bilmiyoruz. Diline dök. Erdem'le can ciğer arkadaşım ama ben yani düşünemiyorum. Abi sen orada başka konuşun. Burada başka konuşun. Yani. Gözünden görmeyin şu diyemez. Tabii ki yok. Hayır, ama şimdi diyemem ki ben yok. İçinden geçmesinin şey önemi yok yani. Saklıyor konuşmaları. Hayır saklamıyorum. Halil'den korkuyorlar. Yani aslında Turan Bey. Halil'den korkuyorlar. Ne korkuyor? Turan Bey. Hayır korkmuyorum. Yani aslında sen şunu anlatmaya çalışıyorsun. Bak kitap okumamak çok kötü bir şey gerçekten. Lütfen okuyun. Bu arada Sevcan ben bir tane kitap imzaladım. Bak istedim, ısmarladım. Ne oldu o da gelmedi. Nerede Sevcan? Sen şunu anlatmaya çalışıyorsun. Ben bir gün Halil'le beraberdim. Evet. Halil bana dedi ki beni birisi şikayet etmiş. Evet. Ben o şikayetten dolayı cezaevine girdim. Evet. Evet. O kişinin de beni şikayet eden kişinin de bu rahmetli Erdem olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Evet. Ama bu şikayet eden kişiyi de bulacağım, öldüreceğim, evet, cezasını vereceğim. Evet. Çünkü ben gençliğimi yaşayamadım, çocukluğumu yaşayamadım dedi bu yüzden. Ama Erdem olduğunu düşünüyor ama kim olduğunu da tam tahmin edemiyor yine. Sana Erdem demiş ya. Erdem diyor ama tahmin edemiyor. Bunu bulacağım. Tahmin edemiyor değil. Bunu bulacağım diyor. Hayır. O sana diyor ki Erdem etmiş. Sen, evet, de diyorsun ki ben Erdem'le konuştum. Evet, evet. Erdem etmemiş diyorsun. Evet. Aslında adam sana beni Erdem şikayet etmiş. Evet. Ben de Erdem'i öldüreceğim diyor. Evet. Evet. Sen de diyorsun ki ona ben Erdem'le konuştum, evet, abi. Seni, evet, Erdem'i öldürmemiş. Şunun düğünündeki, evet, sen şu kişiye şunu vermediğin, evet, için. Evet. Evet doğrudur. Seni öldürecek. Evet. Seni şikayet etmiş, evet, diyorsun. Tamam mı? Olay bu değil mi? Evet. Tamam. Sonradan da adam sen Erdem'le de konuştuğun için Halil, evet, sana da sizi de yüzleştireceğim. Senin de kafana sıkacağım. Onun da kafasına, evet, sıkacağım. Dediği Erdem'i kişi belki o da olabilir. Bilemiyorum yani. Beni şu kişi demedi. Seni yüzleştireceğim. Ya şu kişi söyledi demediyse senin başka ne hikayelerin var hiçbir ki kafana şeyim sıkıyor? Hiçbir şeyim yok. O zaman kim olacak? Benim 30 yıllık arkadaşım 6 ay gelene kadar hiçbir şeyim yok. Turan Beyciğim senin başka kafana sıkılacak onun gözünde yok. Başka yok bir mevzun yoksa. Benim gözümde yok. Yoksa o zaman kimle ikinize sıkacaktı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Söylemiyor. Müge Hanım ben bir şey söyleyeyim. Yani ben şimdi hani gerçek acıdır, biber de acıdır, öyleyse gerçek biberdir gibi bir çıkarım beklemiyorum ama ya insan yaşadığı hayatın içinde bilmez mi? Yani kaç tane insanın, yani senin Halil'le kaç tane karşı karşıya, evet, geleceği işte mevzu ne var? Ne konuda, kiminle ne konuda görüştüreceğini bilmiyorum. Ne konuda görüştürecek beni? Tamam, ne konu ailesini var, aradı diye mi ben, o konudan mı görüşecek? Aklıma geliyor yani. Erdem'le oturup konuştuğumuz böyle olaylardan dolayı mı soracağını bilemiyorum. Karısını arama mevzusu daha sonra diyorsun. Karısının mevzusu sonra. E tamam o zaman karısından dolayı senin kafana sıkacağım zaten demeyecek beni ki sonra anlatıyor bunları bu. Abi niye sonra diyor zaten beni diyor seni görüştüreceğim diye. Yani. Olur mu karısına senin ağladığı telefonu açtığın o hapisteyken dedin ya. Karısının telefonu açtığım hapisteyken evet. Hapisteyken. Abi senin kafan bulanmış hapisteyken ya. Doğru doğru hapisteyken. Doğru ben de karıştırdım. Doğru. Tamam o zaman daha senin karısı mevzusun falan yok. Evet yüzleştirecek birisi kalmadı. Kalmamış oluyor o zaman. Kim olacak yani? İşte, evet evet ben de karıştırdım. Demek tamam Erdem ölmeden. Evet, şunun işine baksana şey. Tamam seni kimle yüzleştirecek yani? Bilmiyorum işte onu söylemiyor. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim kızım? Ben Funda Güveniş'i bir görüyorum. Funda Hanım hoş geldiniz. Annesi Hikmet Güveniş, rahmetli eşi Ahmet Güveniş ruhuna
İki tane manuel tekerlekli sandalye almış. Kızıyla da göndermiş, ben gelemiyorum sen getir demiş. Allah hayrınızı kabul etsin, babanıza da rahmet diliyorum. Siz de bizi şu anda ekrandan izliyormuş, onu da ellerinden öpüyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ne güzel, Allah böyle evlatlar, böyle eşler nasip etsin. Şey hep diyorum ya, nasıl davranırsan öyle karşılığını görürsün. Babanız da nurlar içinde yatsın. Babanız için mi almak evet. istedi? Kaç yıllık evlilerdi? 55 senelik evlilerdi. 55 yıldı. Ben 2019'da da gelmiştim size. O zaman da babamın hayrı için getirmiştim. Şimdi annem gönderdi. Babamla annem ikisi de sizleri çok seviyordu. Annem hala seviyor sizi. Biz de çok seviyoruz. Yani annenize Allah uzun ömürler, sağlıklı uzun ömürler versin. Babanız da nurlar içinde yatsın inşallah. Mekanı cennet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Böyle de söyleyin, yani sizler böyle anlatınca da yüreğim burkuluyor. İnşallah hep çoğalarak izleyicilerimiz artsın. Allah kimsenin eksikliğini göstermesin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. İnanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.